Ve sen daha neyi bekliyorsun burada? Dayı bir dur ya. Ya kız arkadaşımı ben buraya getirdim. İçeri ellerimle soktum. Nasıl yok? Nereye kayboldu? Ne bileyim ben. Güzel, genç bir kız. Kumral, uzun saçlı. Allah hemşerim, günde kaç kişi gelip gidiyor ocağınıma? Hangi birini takip edeyim? Nereden bileyim? Hocam. Hocam ne olursunuz dinleyin. Benim suçum yok ki. Biliyorsunuz hocam daha önce babam yaptı böyle bir şey. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Ben bu takımın oyuncusuyum. Burada oynayacağım. Hiçbir yere gitmeyeceğim. Gitmiyorum da. Kerem yeter. Dinlemek istemiyorum artık. Hocam ne olursunuz yapmayın. Bu takım benim hayatım, her şeyim. Bunları babana anlat. O düşünmüş senin geleceğini. Hocam. Kerem. Burası aile sorunlarını çözeceğimiz yer değil. Toplanın ve bir psikoloğa gidin. Böyle ciddiyetsizlik, böyle disiplinsizlik görmedim. Son olaydan sonra konuştum ben seninle. Bir daha sorun istemiyorum dedim. Nefesini boş yere tüketme. Bu kulüpte işin bitti. Derhal terk et burayı. Hiçbir şey söylemeden kaçıp gitmek ne ya? Ben ne yaptım sana benden kaçacak? Bu kadar kolay mı ya? Bu kadar kolay mı? Birader kaza yaptıracaksınız bana ya. Zamanında gelmiyorsunuz. Kusura bak. Mithat. Mithat yetiş lütfen. Zeydan neredesin? Ne oluyor? Otobüsteyim. Otogarın orada. Beyefendi biletiniz? Bileti yok. Çabuk olun lütfen. Tamam. Hemen geliyorum. Yakındayım. Hemen geliyorum. Erdal biz gidiyoruz. Bırak bizi lütfen. Hiçbir yere gitmiyorsunuz. Hadi bir rezillik çıkmadan el. Hadi. Gelmek istemiyorum. Geleceksin. Kardeşim ne oluyor ya? Aile meselesi kardeşim. Sizi ilgilendirmez. Hadi kardeşim rahatsız etme. Din aşağı da gidelim yolumuza. Tamam kardeşim tamam ya. Sakin olun. Tamam. Hadi bak insanlar huzursuz oldu. Gidelim. Ya sen böyle en ufak bir tartışmada hep böyle çekip gidecek misin? Olmaz. Biz evde güzel güzel konuşuruz. Hadi babacığım gel. Geliyorum. Erdan gel. Lütfen. Gel babaya gel gel gel. Biz evde konuşuruz. Seninle gitmek istersen ben seni elimle vurularım. Hadi. Lütfen. Kusura bakmayın. Aile meseleleri işte oluyor bazen.
Mahmut, kardeşim. Baba olacaksın, baba. Oğlum, yıllardır bu anı beklemiyor muydun sen ya? Yani ne bileyim, belki bu çocuk sayesinde Kadriye ile sorunlarınızı halledeceksiniz, ha? Ya acele etmeyin. Şu davadan vazgeçin. Hemen mahkeme gününü almayalım. Bir düşün lan. Ne dersin? Ben ne yapayım anne? Ben bu adamı ne yapayım? Bitirdi beni, bitirdi. Hayatımı mahvetti. Ben onun hesabını soracağım. Tamam Kerem'im, hocam bir sakinleşsin. Ben de konuşacağım babanla. Düzelecek oğlum, halledeceğiz. Düzelmeyecek anne, hiçbir şey düzelmeyecek. Bu adam bizim hayatımızda olduğu sürece hiçbir şey düzelmeyecek. Susarak da hiçbir yere varamayacağız. Ama ben ona bunun hesabını soracağım. Ben ona bunun hesabını soracağım şimdi. Oğlum. Aç şu telefonu, aç aç. Ben seni bulamayacak mıyım ya? Ben seni bulamayacak mıyım? Kerem, Kerem oğlum. Ne olursun, ne yapıyorsun, nereye oğlum? Anne. Sen ne olur kardeşimi al, eve git. Ben babamı bulacağım. Bu işi halletmeden de dönmeyeceğim. Kerem'im, Kerem'im. Oğlum bak, şu anda ben senin acını, öfkeni anlıyorum oğlum ama bak. Ne olur şimdi gitme, çok kızgınsın Kerem'im. Bak bir şey söyler, ters bir şey söyler, duramazsın. Bir delik yapmandan korkuyorum oğlum, ne olur. Anne, anne ben şu an gitmezsem de gireceğim. Hayatımla oynadı ya, bütün kulübeleri rezil etti. Anne ne olur, ne olur sen de bana engel olma. Oğlum ne olur anne, yapma Kerem. Anne seni çok seviyorum. Ne olur araya girme. Ne olur araya girme, kendini üzme. Endişelenme, ben geleceğim, siz eve gidin. Oğlum. Anne. Oğlum. Allah'ım. Kerem. Bana arayalım bari, hiç gelmesin. Defne benim, Ömer. Aç şunu lütfen, aç. Abla. Efendim Melek abla. Ömer, oğlum ne yaptın sen? Defne'nin telefonu kapalı hala. Konuştun mu? Derste mi hala? Ya burada çok kötü şeyler oldu Ömer. Ne oldu? Babası Kerem'in adına başka takıma imza atmış. Buradaki hocası da kulüpten çıkardı. Kerem deliye döndü. Şimdi gitti babasına dalaşmaya. Allah korusun, bak çok sinirli. Ben onun arkasından gidiyorum. Oğlum. Sen Defne'yi alıp konağa götürür müsün bizim, yalnız kalmasın? Ama ne olur kurbanın olayım, ortalıkta sen gözükme, bir de orada olay çıkmasın, olur mu? Anladım abla, anladım. Sağ olasın Ömer'im. Tamam, hadi. Defne. Neredesin Defne? Amca, amca Defne yok ortada. Ben delireceğim, ne yapacağım? Kayboldu kız bir anda. Nasıl kayboldu ya, ne oldu? Neredesin sen? Ya ben onu kursa götürmüştüm. Şimdi almaya gittim az önce, derse falan girmemiş. Hocasına sordum, o da gelmedi diyor. Ben içeriye kadar götürdüm. Niye birden çıksın kız oradan? Amca başına kesin bir şey geldi. Ya Ömer, bir dakika bir dakika, bir sakin ol ki önce. Ya amca nasıl sakin olayım? Melek abla aradı, konağa getir Defne'yi dedi. Ben ne yapacağım şimdi? Sen neredesin? Loca'dayım ben. Tamam, tamam geliyorum ben. Geliyorum. Yok abi.
Hunda Hanım'ın evine de baktım. Oraya da gitmemiş. Daha kötüsü Defne kayıpmış. Ömer de onu arıyor. Az önce buradaydı. İnşallah Adnan bir manyaklık yapmaz. Defne'nin başına bir şey getirirse mahvoluruz. Aklın sıra kaçacaktın öyle mi? Sen beni aptal mı sandın? Akşamdan beri seni izliyorum. Gözüm hep üstünde. Aklımdan geçenleri bilmediğimi mi sanıyorsun? Sen benim canımı daha ne kadar yıkabilirsin ya? Yetmedi mi yaptıkları nereden? Ne istediğin belli. Konuştuk. Şu çocuğu düşün. Lütfen. Büyüdü artık, anlıyor her şeyi. Ya dünyasını karartacaksın çocuğun. Anlamıyor musun? Kalacak yerim yok. Ailem beni reddetti. Niye acaba? Düşündün mü hiç? Sana o kadar söyledim. Karışma bu işlere, bulaşma dedim. Gittin sahte ilaç yüzünden hem mesleğini kaybettin, hem benim hayatımı mahvettin. Kes sesini be. Akıl hocalığına ihtiyacım yok. Yeter. Ben alıp kızımı gidiyorum. Hop, hop, hop. Erdal. Bana bak. O güzel yüzünü dağıtırım senin. Anladın mı beni? Bir daha çocuğun önünde benimle öyle konuşmayacaksın. Anladın mı? Ulan bu kadınla bu çocuktan uzak duracaksın. Yoksa gebertirim lan seni. Sen lan sen. Lan. Hey, sen kimsin lan? Sen yapmayın. Yapmayın. Bitti. Yapmayın gel sen. Zeynal. Bitti sen. Kadınlara mı yetiyor lan senin gücün? Gel lan diyorsa gel. Gel. Polis yok mu? Polis çağırın. Polis çağırın. Polis. Sen sonra hesaplaşacaksın. Tamam. Eyvallah. İyi misin? İyi misiniz? Bir şey oldu mu sana? Yok. İyiyim ben. Ne istiyor? Burada konuşmayalım lütfen. Karakola gidelim hemen. Tamam. Funda! Nerede o babam? Ne oluyor ya? Bu ne bağırmak, ne oluyor? Babam nerede söyle. Nereden bileyim nerede? Sakinleşip onu ara, ona sor. Aradım herhalde, açmadı. Senin hangi annemde olduğunu çok iyi bilirsin. Kerem, ben senin babanın bekçisi değilim. Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Arkamızdan işlemeyi çok iyi biliyorsun ama nerede olduğunu da bilirsin. Bana bak Kerem, haddini aşıyorsun. Benimle saygılı konuşmayı öğreneceksin, tamam mı? Senin acaba Saygı'dan haberin var mı? Hele olsaydı oğlumla böyle konuşmazdı çünkü. Ben Saygı'yı çok iyi bilirim Melek Hanım. Ya ben sana benim çocuklarımın üzerinden elini çekeceksin dedim değil mi? İnsanlık yaptığım için mi? Sırf kendi menfaatleriniz için küçücük gencecik çocukların hayatlarıyla oynamak mı insanlık? Benim kızımın Defne'nin hayatını, hayallerini, geleceğini ateşe atmak mı insanlık? Siz buna insanlık mı diyorsunuz? O Adnan'ı benim kızımın peşine sarmak ne demekmiş? Utanmazlar. Oğlumun da hayallerini yıktınız. Ya senin niyetin belli zaten de babalarında da zerre kadar vicdan yokmuş. Onu da iyice anlamış olduk. Ne güzel bulmuşsunuz birbirinizi. Utanmazlar. Benim çocuklarımın üzerinden ellerini çekeceksin. Seni bir daha hiçbir şekilde onların yanında görmeyeceğim. Sakın. Sakın benim çocuklarımın hayatlarına hiçbir şekilde müdahale etmeyeceksiniz. Artık onların canlarını yakmanıza müsaade etmeyeceğim. Bitti. Ben onu bir elime geçireyim, ben onun canını yakacağım. Tamam oğlum, tamam. Nankörsünüz. İkiniz de. Melek sen de nankörsün. Ne diyorsun, ne? Sen çocuklarının suratını bile göremezdin ben olmasam. Ben Alpa'yı kaç kez durdurdum biliyor musun? Adnan olayını da bilmiyordum. Gerçekten bilmiyordum. Beni de kandırdı.
Senin transferini falan yeni öğrendim. Az evvel de terk ettim geldim. Tüh, hay Allah. Nerede olduğunu bilmiyorum, gerçekten bilmiyorum. Çok yoruldum, çok sıkıldım. Lütfen artık ikinizi de görmek istemiyorum. Kapıma gelmeyin, çok rica ediyorum. İkinizi de istemiyorum. Senin ondan hiçbir farkın yok. Hala oyun oynuyorsun ama bu sefer o kadar kolay kurtulamayacaksın. Bu sefer öyle sıyrılamayacaksın. Ya hiç yorma kendini sen oğlum. Aşkına niye yoruyorsun kendini? Elbette herkes yaptığının karşılığını bulacak. Yeter ya. Yeter gerçekten yeter artık ya. Senin yüzünden. Senin yüzünden. Alo gülüm. Alpay. Biliyordum arayacağını. Alpay. Sana söz veriyorum. Bundan sonra her şey çok güzel olacak. Hemen yanına geliyorum, tamam mı? Sakın. Sakın gelme buraya Alpay. Ne oldu ya? Şu eski karına, çoluğuna, çocuğuna herkese söyle. Hiç kimse gelmesin. Kapımda olmayın artık. Kaç kere söyleyeceğim ya. Çok sıkıldım. Çok yoruldum. Ya ben gittikten sonra oradan ayrılıp nereye gidecek? Ne yalan söylesin? Kesin bir şey oldu ya. Adnan biliyor muydu orayı? Biliyor. Biliyor, benim de aklıma o geldi. Eğer o kıza bir şey yaptıysa bak var ya. Ya dur dur dur. Durun. Hemen kötü düşünmen ya. Belki derse girmekten vazgeçmiştir. Ne bileyim. Çay kahve içmiştir. Ya telefonun şarjı bitmiştir. Durun. Ya abi öyle bir şey olsa bana haber verirdi ya. Çıkışta Kerem'i izlemeye gidecektik. Geleceğimi biliyordu benim. Ömer bir sakin ol oğlum. Neresi haklı olabilir. Belki de kız yalnız kalmak istedi. Son zamanlarda yaşadıkları kolay değil. Yok, yok, yok amca yok. Yok, bu işin içinde kesin bir terslik var. Ben hissediyorum ben bunu. Eve de gitmemiş diyorsun. Bak Ömer, bunu Meleğe söylememiz lazım. Kadın orada bekliyor. Amca kurban olayım, nasıl söyleyeyim ya? Kadın zaten korkup Defne'yi bana emanet etmiş. Ben ne yapacağım, ne diyeceğim şimdi? İyi de senin yanında kaybolmadı ya kız. Hani belki siz Melek'le görüştükten sonra Defne onların yanına gitmiştir. Ben arıyorum Meleği. Hadi inşallah. Efendim Ali. Melek, nasılsın? Neredesin? İyiyim, iyiceyim Ali. Taksideyiz çocuklarla, konağa geçiyoruz. Defne ile konuştun mu? Ömer konağa bırakacaktı Defne'yi. Konuşmadık biz. Tamam. Melek, bir locaya gelebilir misin? Neden? Ne oldu? Ömer burada. Ya onlar konağa geçeceklerdi, locaya mı geldiler? Ya sen bir gel de konuşalım ha. Halil, Defne orada değil mi? Bak bir şey olmadı değil mi? Telaş yapma sen, gel locaya konuşuruz tamam? Ya Halil nasıl telaşlanmayayım? Sesim bir garip geliyor. Tamam tamam, biz hemen oraya geliyoruz tamam. Çarşı tarafına dönebilir miyiz? Anne ne oluyor? Halil locaya gel dedi, Ömer de oradaymış. Defne? Bilmiyorum oğlum, bilmiyorum, anlamadım, bir şey mi oldu? Allah. Kuru dolmayı gelin hanım pek seviyi. Akşam afiyetle yesin. Kadriye'nin odasından çıktığı mı var? Sofraya da küstü kaç zamandır. Mahmut desen garalar bağlamış gibi dolanıp duruyor ortalıkta. Eskiden aradım mı hemen açardı telefonu. Halam bir şey isteyin mi, bir derdin var mı derdi. Şimdi telefonu da açmıyor. Ya onların bir derdi var. Var o aşikar da. Kendi kendilerini yiyip bitirdikleri yetmiyor. Bir de benim canıma getiriciler. Dönüp de derdim şu diyen yok. Nefise sirret. Bismillah, ne oluyor? Nefise sirret. Hayırdır Seyit Ali? Keyfin pek yerinde maşallah. He vallahi doğru diyeyim, keyfim yerinde. Bana da söyle de benim de yüreğim ferahlasın. Yok, onu söyleme, bağ düşmez. Mahmut gelsin kendisi söylesin. Ama sana bir şey diyeyim mi? Duyduğunda hakikaten yüreğim ferahlayacak. Allah Allah, bu Mahmut'un ağzı da laf dolu anlaşılan. Önüne gelen Mahmut'a sor değil. Hadi hayırlısı. Hayırlısı. Hadi güzel bir sofra kurun da oturak ye.
aferin sana Mahmut. Kimseye söylemeyeceğim dedin, herkese ilan etmişim. Baban da alacağı olsun. Yıkına karın da ailecek yakalım demediği kaldı. Ya hiç mi sevmediniz beni? Hiç mi iyiliğim olmadı? O benim yavrum. Ne babanın ne de bunların seni bilmeye hakkı var. Hiç merak etme. Biz senden ikimiz. Yaşar giderik anne. Hiç merak etme. Nasıl yok oğlum? Nerede Defne? Abla bilmiyorum. Derse girmemiş. Oğlum ne demek girmemiş derse? Ne oluyor ya, ne dersi? Oğlum kardeşin derse girmemiş hiç. Ömer ulaşamıyorum ben, telefonu kapalı diyor. Ben de aradım, kapalıydı. Nasıl? Sen bırakmadın mı? Ya ben bıraktım, kapısına kadar götürdüm. İçeri girmesine kadar bekledim. Dersim bitmesine yarım saat kala gittim ama yok. Derse girmemiş, hocasına sordum. Gelmedi diyor. Kafayı yiyeceğim, telefon da kapalı. Ha yok, kapalı telefonu. Ne olur bak, bu Adnan bir şey yapmış olmasın, aklıma gelen başıma. Gitmeyecek derse, ben o kadar dedim, tutturdu. Ya bu babasıyla falan görüştünüz mü? Ne bileyim belki. Yok abi yok. Çıkamaz ki o Defne'nin karşısında. Kerem bak, başka bir şey falan biliyorsan söyle oğlum, ne olursun çocuğum, bak ben böyle duramam, ne yapacağız şimdi? Melek. İlk önce bir sakin olacağız, tamam? Ben İhsan'a haber verdim. Karakola gidelim bir, durumu anlatalım. Gidelim. Kayıp dosyası açtıralım. Oğlum Seyten'i nerede? Zeynep'le oynuyorlar. İyi madem onlar oynasınlar, Mirza ilgilenebilir misin? Tabii. İçiniz rahat olsun. Hadi siz gidin. Ben çıkışta zaten Seyda'yı eve bırakırım. Tamam? Hadi. Ya Seyran, adam kaçak dedin, polis arıyor dedin, şimdi karakola geldik şikayet etmeyelim diyorsun. Ben anlamıyorum seni. Neyini anlamıyorsun Mithat? Adam kızımla tehdit ediyor beni diyorum, canımla tehdit ediyor, korkuyorum. Ya polis onu yakaladıktan sonra ne yapabilir sana? Niye korkuyorsun? Yakalayana kadar ne olacak peki? Onun ne zaman, nereden çıkacağı belli olmuyor ki. Bir de şikayet ettiğimi anlarsa... Bak, Erdal'ı tanımıyorsun. Ne yapacağı belli olmaz onun. Seyran, madem şikayet etmeyecektik, niye buraya geldik? Çünkü bize bir tek burada yaklaşamaz. Korkuyor polisten. En güvenli yer burası konuşabileceğimiz. Seyran. Bak. Bak ben varım artık, tamam mı? Bu adam sana bir şey yapamaz, tamam mı? Korkma, sakın korkma. Bak ben buradayım, yanındayım. O adamın sana zarar vermesine ben izin vermem. Korkuyla o kadar uzun zaman yaşadım ki. Kimi zaman hastanenin acilin kapısında, bazen böyle karakol kapılarında. Ben böyle bekleye bekleye izimi kaybettirdim. Kurtuldum sandım. Ama olmuyor işte, bir yerden bir şekilde çıkıyor, buluyor beni. Ben kurtulamıyorum. Neden hiçbir şey yapamıyoruz? Ben kızımın ne halde olduğunu bile bilmiyorum şu anda. Ya benim kızıma zarar verdiyse, bir şey yaptıysa, böyle elim kolum bağlı nasıl bekleyeyim? Dosyanızı açtık. Fakat kayıp işlemi yapabilmemiz için 24 saat geçmesi gerekiyor.
Olabilir mi böyle bir şey? Bu kadar zaman içerisinde ya benim kızıma zarar verirse? Bakın size anlattık. Bu Adnan dün kızıma da oğluma da saldırdı. Kızımı kaçırma ihtimali çok yüksek. Bakın Memnun Bey, yani bu adam Defne'yi kaçırmış olabilir. Zaten evlilik hayalleri falan da kuruyormuş. Biz bu yüzden Adnan'ın ismini verdik size. Bu şahsın soyadı neydi? Bir bakalım buradan kimmiş, neciymiş. Soyadını bilmiyorum ben. Ya yok yok, Handa dükkan sahibi. Babasının adı Kenan. Hep sahibi dükkanın. Melek Hanım bakın, şu süreyi bir atlatalım. Yani şu an elinizde bir kanıt yok. Şahsın soyadını bilmiyorsunuz. Biz kimi tutup getireceğiz? Olmaz ki öyle. Ya, keşke kavga olduğunda şikayetçi olsaydınız. O zaman ben bir babalarını arayayım. Bir öğrenmeye çalışayım soyadlarını, adreslerini falan. Olur. Öğrenirseniz GBT'lerine falan bir bakarız. Dosya gelince de ifadelerine başvururuz. Melek Hanım, ne oldu? Çocuğun transfer paraları gitti diye mi üzüldün? Biraz da ben yiyeyim ya oğlanın paralarını. Anne, ne oldu, ne diyorlar? Bekleyecekmişiz oğlum. 24 saat önce hiçbir şey yapamıyorlarmış. Niye ya kız? Yok işte. Ne 24 saat? Neyi bekliyoruz? Öyle 24 saat beklenmesi gerekiyormuş. Ben de anlamadım. Memur Bey, Murat komiser nerede biliyor musunuz? İzinde o. Bir haftadır yok. Ben şimdi hastanelere de haber verdireceğim. Arkadaşlar bir anons edecekler. Çok sağ ol. Mahvedefne, mahvedefne, mahvedefne. Kızım neredesin? Ne olursun oğlum, sen koru çocuğumu. Anne bir şey olmayacak. Bir şey olmayacak. Ne olur sen kendin üzme. Gel. Gel çıkalım biz buradan. Gel nefes alalım. Kerem nasıl bekleyeceğiz böyle? Abla? Kerem? Mithat? Hayır olsun Seyran. Siz ne yapıyorsunuz burada? Seyran'ın küçük bir sıkıntısı vardı da o yüzden geldik. Ne oldu Seyran? Konuşuruz sonra. Abla siz? Hayırdır, bir şey mi oldu? Defne kayıp. Defne kayıp mı? Yok, yok. Hiçbir yerde ulaşamıyoruz. Nasıl yani kayıp? İstanbul'a mı gitmiş? Hayır, bu sefer öyle bir şey değil. Yok dayı. Bursa gitti de ondan sonra haber alamadık işte. Ya nereye gider ki bu kız? Alpay mı bir şey yaptı acaba? Aradınız mı hiç? Mithat, evde konuşalım mı? Ne olur, benim dayanacak gücüm kalmadı. Tamam, 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 tamam. Ben bırakayım sizi. Halil sen de çok sağ olasın. Buralara kadar koşturdun. Tabii geleceğiz Melek. Bir şey olur, bir haber gelirse mutlaka arayın. Ne olur sen de bak, Murat ararsa hemen arada olur mu? Tamam, merak etme. Melek, bir şey olursa bana haber verirsiniz, tamam mı? Tamam İhsan. Tamam, iyi akşamlar. Tamam, hadi arabaya geçin abla, hadi. Seyran. Melek abla. Ya ben gerçekten çok üzgünüm. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum ki. Ömer'im sen kendini suçlu hissetme yani. Sen ne yapabilirdin ki? Hadi. Sizin işiniz yok muydu peki Seyran? Yok ablacığım, değil. Hadi Kerem hadi. İyi akşamlar. İyi akşamlar Müsaz. Umar. Hadi.
Defne? Defne? Adnan. Dur, 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 dur. Dur, korkma. Adnan gelme. Sana gelme. Sen neden getirdin beni buraya? Neredeyiz biz? Defne, benden korkmanı değil, sevmeni istiyorum. Niye böyle yapıyorsun? Ne yapacaksın bana? Ne yapacaksın burada? Bir şey yapmayacağım. Defne, hiç kıyar mıyım? Neredeyiz o zaman biz? Niye geldik buraya? Sakın. Sakın yaklaşma bana. Duydun mu beni? Sakın dokunma bana. Uzak dur benden. Üzgünüm Defne. Böyle olmasını sen istedin. Nereye geldik? Nereye getirdin beni ya? Ne yapacaksın bana burada? Saat kaç? Annem. Annem çok merak etmiştir beni. Allah Allah. Nerede bunlar ya? Abla! Beyhan! Anam. Hep uyuyor beyim. Ya hadisenize. Yemekler kala kalmış öyle. Ha, geliyiz. Ya abla, neyi bekliyiz ya? Geline de haber verin. Hadi. Geliyiz dedim, geliyiz. Mahmut! Oğlum, hadi yemek hazır, gel. Tamam, birazdan geleyim baba. Ya oğlum, bu neyin keyfi ya? Bir başımıza hep beraber oturalım şu sofraya. Tamam baba, geleyim baba. Allah Allah, neyin hevesliyse bu. Beyhan, Kadriye'ye söyle, baban sofrada bekliydi. He, ocağı söndüreyim hemen. Gel oğlum, gel. Otur. Hele o çiğ köfteyi bana uzat. Mahmut, nasılsın? İyi misin? İyiyim baba, şükür. Allah bugünlerimizi aratmasın. İyi olacağım, iyi olacağım. Ama yüzün biraz gülsün. Koy bakalım onu. Gel abla. Gelin kızım nerede? Haber etmeziz mi? Hadi çağırın da soframız şenlik olsun. Hayırdır Seyit Ali, neyin var? Sabahtan beri ne işen şenliğin pek bir yerinde. Hayırdır abla, hayırdır. Bunca dert kasavetten sonra. Kurban olsun Rabbim, bize de yüzümüzün güneci günü verdi. Hoş geldin kızım, gel. Gel otursun. Hoş bulduk. Afiyet olsun. Nasılsın kızım? Halin keyfin nicedir? Çoktandır sesin solun çıkmıyor. Vallahi baba, iyi miyim değil miyim bilemedim ki. Öyle yaşayıp gidiyik işte. İyi olacak kızım, iyi olacak. Bak işin başına bu işin derdi ezası çoktur ama sonradan kalmaz. Her şey geçer, her şeyi unutursun. Nasıl yani baba? Normal bir şey mi bu? Ne kolay dedin öyle. Kolay değil elbette. Ama en sonunda çektiğin sıkıntılardan kurtulacağım. Siz iyi ettiniz. İyi ki kimseye duyurmamışsınız. İkinizin de uzun zamandır istediği bu değil miydi? Bak, siz üzerinize ne düşerse onu yapacaksınız. Ben de kendi payıma ne düşüyse onu yapacağım. Yalnız ben senden bir şey isteyeceğim. Gelin kızım.
Bundan sonra durup dururken kimsenin işine burnunu sokmayacak. Evet. Hadi. Hadi afiyet olsun. Sen de kusura bakma, ne olur senle de hiç konuşamadık. Olur mu Melek öyle şey? Evladın yok ortada. Acın var. Bir de biz dert olduk başına böyle. Ne olursun böyle söyleme, ne olur ya. Bak senin de evladınla bir başına çaresiz kalmışsın sen de. Birbirimize destek olacağız. Melek, ben Defne'ye çok üzüldüm. İnşallah kötü bir şey yoktur başında. Hayır, nasıl bir cesaret, ben anlamadım ki. Kaç yaşında bu dediğiniz çocuk? Ben hiç bilmiyorum ki ama herhalde o en az 1-2 yaş büyük Defne'den. Büyük büyük. Peki Defne kendi isteğiyle gitmiş olabilir mi? Olamaz değil mi? Yani belki işte hani sorunu konuşup çözmek için gitmiş olabilir. Gitmez. Gitmez, gitmez kızım. Zaten çocuğum bu son kavgadan sonra o kadar çok korkmuştu ki. Ah be ablacığım be. Madem böyle bir şey vardı, madem bu it huzursuz ediyordu Defne'yi, sen niye bana söylemedin? Ben hiç bu kadarını düşünemedim. Bir de bilmiyoruz ki gerçekten onunla beraber mi, onu da bilmiyoruz. Başka ne olacak anne? En son seninle konuştu. Yine kafasını esip bir yere gidecek değil ya. Ya ben sana ne diyeyim Kerem ya? Ne diyeyim sana? Onca şey olmuş, sen niye gelip benimle konuşmadın? Dayı, ne ara neyi anlatacaktım ki sana? Zaten Müslüm olayını öğrendiğimiz gibi biz buraya geldik. Ondan sonra da zaten kavga patladı. Ayrıca ben sana söyleseydim ne olacaktı? Olay daha da büyüyecek. Ya büyüseydi Kerem, büyüseydi. Eğer büyüseydi Defne şu anda burada olacaktı. En fazla bulurduk, ağzını burnunu kırardık, o da etrafında dolaşamazdı. Belaysa bela. Mithat, sen de çözülmüş gibi. Ya ne peki Seyran, ya ne çözüm? Defne şu anda burada yok. Nerede bilmiyoruz, başına ne geldi bilmiyoruz. Böylesi daha mı iyi? Olacaksın ablana. E tamam, gördük, keşkelerle bir yere varılmıyor işte. Ya lütfen böyle konuşup daha fazla üzme kadını. Sakin ol biraz. Tamam mı, her şey çözülecek. Sakin. Sana zarar vermeyi hiç düşünmedim Defne. Aklımın ucundan bile geçmedi, inan bana. Ben seni sevdim Defne. Neden üzülmeni isteyeyim? Sen mutlu ol diye elimden gelen her şeyi yaptım ama sen beni hiç dinlemedin. Görmedin bile. Hastasın sen. Normal değilsin, anladın mı? Kendi kendine kurmuşsun. Ona da inanmışsın. Ama biz olmayız. Olmaz. O yüzden hemen evime götür beni. Durmak istemiyorum burada. Yok. Bırakayım da hemen o Ömer'in yanına git, değil mi? Seni o kıymet bilmeyen herifin ellerine bırakmam Defne. Asla yapmam bunu, asla. Beni üzmek istemediğini söylemiştin. Yaptın ne peki? Defne, lütfen yapma öyle. Bak sen ağladığın zaman ben çok üzülüyorum. Anneme gitmek istiyorum ben, anladın mı? Anneme gitmek istiyorum. Durmak istemiyorum burada. Ömer falan değil derdim şu an ya. Annemi istiyorum ben. Düşündüğün gibi de bir şey olmaz. Seninle biz asla olmayız. Neden bana umut verdin o zaman Defne? Ben sana umut vermedim. Ben sana umut falan vermedim.
seninle sadece arkadaştık Adnan. İstanbul'a gittik beraber. Hediyelerimi kabul ettin. En kötü gününde ben senin yanındaydım Defne. İstemeseydin, sevmeseydin o zaman söylerdin. Senin gibi bir şey yok aramızda. Benim senden hiçbir beklentim olmadı ki Adnan. Ben sana umut vermedim ki. Ben aptal değilim. İstediğin gibi kullanıp atamazsın beni. Bana bak. Herkes terk etti beni. Önce sevdi, yüzüme güldü. Sonra çekip gitti. Önce annem, sonra... Hülya. Şimdi sen. Ama seni bırakmayacağım. Benden gidemezsin Defne. Beni adam akıllı anlayıp dinleyene kadar bu kapıdan dışarı çıkamazsın. El ele beraber çıkacağız bu kapıdan. Anladın mı? Yardım edin! Uyuyorum! Sesini çıkarırsan öldürürüm seni. Sonra da kendimi. Anladın mı? Sami dayı. Hay Allah, sen miydin? Köye iniydim de geçerken ışığı görünce bir bakıvereyim dedim. Kenan Bey geleceğini demedi de. Tamam, ben buradayım. Bir şey yok. Yalnız mı geldin? Misafirliğin var mı? Yalnızım dayı. İş için geldim bu tarafa. Yalnızım dediydin. İçeriden ses geldi. Yalnızım dedim ya dayı. Geleceğini biliydim. Hazırlık yapardım vallahi. Temizleyip havalandırdım güzel. İki dakika gireyim de toparlayıvereyim içeriği. Öteberi de yok evde. Ne yiyip içeceğim? Olan yeter Sami dayı. Tamam, gerek yok. Bak hele, herhangi bir ihtiyacın falan varsa gidip alıp geleyim oğlum. Sonra beyim kızmasın bana. Oğluma bakmadın diye. Bir şey olmaz, bir ihtiyacım yok. Sağ olasın. Hadi. O değil de, bak hele, sen ne vakit geldin buralara? Adana'da değil miydin? Amma sordum be Sami dayı. İş için geldim işte. Yorgunum, yatacağım. İyi. Allah rahatlık versin. Kal sağlıcakla. Mı sanıyorsun ya? Ha? Adam seni duysaydı ne olurdu biliyor musun? Sadece seni değil onu da öldürmek zorunda kalacaktım. Allah senin belanı versin ya. Canisin sen, cani. Senin neyini seveceğim ben ya? Sen benim bu tutturak senin eline ne geçecek? Ha? Ne geçecek eline? Beni zor durumda bırakacak hareketler yapmayacaksın. Ben de seni üzmeyeceğim. Ha, bana bak. Ben o şekilde doktora benzemem ha. Biz sevdik mi iş bitmiştir. Sevmiyorum seni. Sevmeyeceğim. Anladın mı? Sevmeyeceğim. Ne kadar beni burada tutacaksın? Zorla mı tutacaksın? Beni sevdiğini anlayana kadar. Şimdi geç otur şuraya. Dur. Al şunları da yat uyu. Ne yapıyorsun sen ya? Kahya'ya yatacağım dedim. Işığı görürse geri gelir. Bu
ulaştı mı lan bu oğlan? Ha? Ne demek ortalıkta yok? Gideceği yerler belli. Abi, her yere baktık. Herkesi sorduk. Halfeti'ye, Adana'ya, İstanbul'a kadar haber gönderdik. Hepsi dedikti. O zaman hangi deliğe saklandı bu oğlan? Delireceğim ya. Delireceğim. Arabası duruyor diyorsunuz. O zaman kiraladı. Araba kiralama şirketlerini soruşturdunuz mu? Evet abi. Kiralamamış. Bizim garajdan birini almış. Hangisini almış? Nail'in borcu karşılığında aldığımız aracı almış. Çocuklara da aracım arızalandı demiş. Çocuklar da şüphelenmemiş. Anahtarı vermişler. Arabanın plakasını soruşturun iyice. Yılanın kovuğuna da girse Adnan'ı bulun bana. Tamam abi. Atıyı dediğiciyi unuttun bakayım. Dediği sırası değil. Öyle öyle. Sofya neyin uğradın yok artık. Bir başına kapadın o diye kendini. İyice kendinden geçtin. Artık hangi karın altında kaldıysan. Gelme üstüme ya. Canım sıkkın işte. Kurban olayım. Gelme dede ya. Canını sıkanlara test ol vakit. Neredesin, ne haldasın diye hal hatırını soranlara değil. Yapma dede. Ömer. Ne oluyor oğlum? Bir şey oldu yok, sonra konuşuruz. Sonra konuşuruz he? Ben neciyim burada ben? Sen beni gözünde hepten iç etmişsin de haberim olmamış. Anlatma sen bana bir şey tabii. Anlatma, anlatma. Anlatayım dede. Neyi anlatayım? Ha, derdim şu desem dinleyecek misin beni? Ha? Anca anlamadan, dinlemeden beni yargılamayacak mısın? Bu hep böyle olmadı mı? Olur olmaz, üstüne vazife olmayan şeylere dertlenirsen söylerim tabii. Cumali. Nerede dişlisiniz gene? Yapma baba. İnsan düşmanının üstüne böyle canı sıkkınken körükle gitmez. Belli ki canı sıkkın. Gitme üstüne. Sen ne diyorsun gelin? Varma üstüne diyor. Bile bile canını eze eze derdini deşme diyor. Yok yok. Bu oğlan gemi iyice aziyalık. Alı hal değil. 40 yıllık gelin de ne dediğini bilmez oluk. Eyvallah. Ona yapma, buna etme demekten yoruldum. Hep bir dertleri var, hep bir dertleri var. Ömer'in neyi varmış? Dedi mi bir şey sana? Adem'i anasına diyeceymiş. Sanki saklasa kokusu çıkmayacak. Mahmut. Anlat hele. Ne düşünüyor? Ne yapacağım? Hı? Ne edeceğim baba? Bir şey etmeyeceğim. İşime gücüme devam edeceğim. Neyini anlatayım baba? Zaten her gün beraber değil miyiz seninle? He doğru dedin oğlum. Güzel söyledin. Acı tattı ne varsa birlikte yaşadık. Yaşayacağız da. Neticede biz bir aileyiz. Her şeyi el içinde yaşamanın bir manası yok. 40 kafadan 40 ses çıkacağına sessizce yol almak en iyisi. Ama sizin ne bileyim yarın bir şey için danışacağınız, edeceğiniz bir şey olursa elimden geldiğince size söylerim. Neticede bu benim babalık görevim. Hala siz konuştunuz herhalde her şeyi. Yok oğlum. Konuşulacak bir şey yok ki. Babam zaten en güzelini dedi. Biz de almamız gerekeni alacağız. Müsaadeniz olursa ben biraz odama gideyim, dinleneyim diyeyim. Başlarım ağrıyor. Tabii tabii kızım, dinlen. Allah rahatlık versin.
Sizin de Allah keyfinizi daim etsin. Şimdi ben buna ne derim? Kötü bir şey mi ettim? Senlik bir şey yok baba. Bağ kızgın, o da ondan öyle yapıyor. Boş ver. Üstüme gitme kızım. Güzelce konuş. Anlayışlı davran. Şu günleri huzurla atlatalım işte. İnşallah baba. İnşallah. Neyse. Hadi geceniz güzel olsun. Seyit Ali. Sen sabahtan beri ne geveliğin ağzında? Açıkça desene. Sen kimden duydun? Yok abla ben. Ben çocuklar söylesin diye yollarını önlerini açtım ama... söylemedi. İhsan'la Mahmut konuşurken duydum. Ya. İhsan'a kadar gitmiş demek ki. Ya gelin hastaneye gitmiş ki... Başak söylemiştir. Başak ne söylemiş? Kadriye gebeymiş. Sana yazıklar olsun. Yazıklar olsun sana pes Mahmut, pes. Ya biz seninle konuşmadık mı? Ha? Boşanana kadar kimseye söylemeyeceğiz diye konuşmadık mı? Ya senin bir belediyeden anons yaptırmadığın kaldı Mahmut. Aşk olsun sana. Aşk olsun. Hani o babanın dedikleri? Ya benim sürama daş gibi oturdu, daş gibi. Ya ben bu kadar mı kötü bir gelindim? Ya bu kadar mı kötü bir gelindim? Siz beni ailecek hiç mi istemediniz, hiç mi sevmediniz ya? Herkes bizim boşanma müjdemizi beklemiş Mahmut. Ben kimseye bir şey anlatmadım. Kimseye de bir şey söylemedim. Saçma sapan da konuşma bağa. Heh. Eminim öyledir, eminim öyle. İnkar et sen. İnkar et. Ya sen onu bunu boş ver hele de Kadriye. Sen onu bunu boş ver hele de. Ya sen gebe olduğunu bile bile. Gebe olduğunu bile bile. Nasıl benden boşanmak istersin Kadriye? Ha? Sen bana bunun cevabını ver. Bunun cevabını ver bana. Nereden bildin sen bunu? İhsan'a varıncaya kadar bilmeyen yok. Abi bilmeyen var Mahmut. Mahmut bilmiyor. Hiçbir şey bilmiyor Mahmut. Ya sen ne yapmaya çalışın ya? Ha? Ya sen ne yapmaya çalışıyorsun Kadriye? Karnında benim bebeğimle koşa koşa avukata gidip ha boşanma davası açmak da neymiş? Ya bu nasıl bir cesarettir? Bu nasıl bir vicdansızlıktır? Hele bunu bana bir anlat ya. Mahmut. Bak vallahi de billahi de. O dilekçeye verene kadar ben de bilmiyordum gebe oldum. Ya bir git. Yalan yalan konuşma baba. Ya benim sana yalan borcum mu var? Aradım ben seni. Hastaneden çıktıydım. Gebeğim ne haber vereceydim? Sen ne yaptın? Ha? Yangına düşmüş gibi benimle malları bölüştün Mahmut. Ya bırak Allah'ını seversen Kadriye ya. Hiç inanmayayım Sabri'nin değil mi? Sırf ben acı çekeyim diye. Mahsus demedin bana değil mi? Bilerek sakladın benden değil mi? Ha? Sen benim yıllardır... hasret çektiğimi bileyim değil mi? Benim yıllardır hasret çektiğimi bile bile bana söylemedin. Boşa koşa avukata gittin ha, boşanmaya gittin ha. Sakın bana bir şey anlatma. Yok ben sana söyleyecektim, yok ben sana yapıcıydım, edicidim deme. Yalan da söyleme. Ya şu saatten sonra inansan ne olur, inanmasan ne olur. Gebe olduğumu demeye çağırdıydın diyeyim ben sana. Neyini anlamayayım? Sen zaten dünden razıydın boşanmaya. Ben bal gibi deminim ha. Sen o imzayı atarken gebeydin. Ne yapıcıydın? Güle oynaya kendi kendine mi doğurucuydun o çocuğu? He? He Mahmut. Kendi kendime doğurucum. Sen madem böyle düşünüyorsun. Senin bu çocuğu ne bilmeye hakkın var. Ne görmeye hakkın var. Sen demedin mi zaten? Hakkın neyse veririm diye. Baban da dedi. Ne gerekirse yapıcım diye. Tamam. Bundan sonra öyle uzaktan uzağa yaparsınız. Benim çocuğuma ne gerekirse. Sen babamı reva gördün ya. Hiçbir şey demeyeyim sana.
Yok sayıldığımız yerde yok olmasını da bilirik. Sen hiç merak etme. Ama sana şunu söyleyeyim Kadriye. Ben bu çocuğun babasıyım. Ben bu çocuğun ölene kadar babasıyım. Ölene kadar da yanındayım. Dünya karşıma dikilse o çocuğa babalık yapmamı engelleyemez. Bunu da bil. Ömer. Ömer. Neyin var oğlum? Bak, senin bu halini gördükçe benim yüreğim darlanıyor. Hani konuşacaktık ya. Anlatacaktın hani. Ben dinlemeye hazırım. Hadi. Defne kayıp. Nasıl kayıp? Bilmiyorum. Kayıp. Kayıp. Ben onu bırakmayacaktım ben. Ben ayrılmayacaktım oradan. Nereden ayrılmayacaktın Ömer? Ben onu kursa götürmüştüm. Bıraktım onu oraya. Sonra döndüm baktım yok. Yok ne derste var ne başka bir yerde yok. Ben ne yaptım? Ben ne yaptım anne? Ben çok büyük bir hata yaptım. Ben bırakmayacaktım anne onu ben. Ömer. Anne ona bir şey olursa ben... Sakin. Sakin ol. Hem nereye kaybolacak ki bu kız? Benim aklıma hiç iyi şeyler gelmiyor anne. Benim kavga ettiğim çocuk vardı ya o Adnan. Büyük ihtimal Defne'yi o kaçırdı. Nasıl? Sen ne dediğinin farkında mısın oğlum? Anne benim elim kolum bağlı. Durum benim içimi yiyor anne ben. Benim Defne'm ne yapıyor anne? Anne ne yapıyor benim Defne'm? Ne yiyor? Ne içiyor? Ne halde ben bilmiyorum. Biz gittik karakola gittik. Melek ablayla şikayet de ettik. Ben bu işin hesabını soracağım. O Adnan denen çocuktan bunun hesabını soracağım. Bak göreceksin. Eğer Defne'nin kılına bir zarar gelsin. Bak gör ben neler yapıyorum. Sakin ol anneciğim. Her şeyin bir... Hal yordamı bulunacak. Defne de çıkacak ortaya. Bir sakin ol. Anne nasıl anne? Sen sakin ol anneciğim. Tamam. Oh Allah'ım yardım. Allah'ım yardım et. Nasılsın abla? Daha iyi misin? Nasıl olayım Mithat? Kerem'in yanında dik durmaya çalışıyorum ama... hiçbir yere sığmıyorum. Defne'mi bulmadan huzura da kavuşamam. Yani çıkayım sokaklara, döküleyim, arayayım, her yere koşturayım diyorum ama nereye gideceğim bilmiyorum. Bir faydası olsa dört bir koldan arayalım abla da. Öyle bir şey de değil ki. Alpa yaramadı hiç değil mi? Hani onunla mı ilgisi var dedim ama. Onunla ne ilgisi olacak? Onun dini imanı para Kerem'in burnundan getirdi. Rahatladı Defne'yi ne yapsın? Zehra'nın nesi var Mithat? Soramadım da şimdi anlatmak istemez. Bir de kızı bir git der gibi olur. Yanlış anlar diye. Eski kocası çıka geldi. Belalı bir adam. Ya abla. Hani biliyorum senin derdin başından aşkın ama. Zehra'nın gidecek yeri yok. Çocuğuyla beraber bir çare kaldı dışarıda öyle. Eve gitmeye de korkuyor. Hem benim de içim rahat etmez zaten. Senden başka da güveneceğim kimse yok. Sen onun da başında bir albay. Daha beter eminim. Burada kalsın Mithat tabii ki yani. Sormana gerek yok. İstediği kadar kalsın. Sağ ol ablacığım. Canım benim. Üzülmesin diyeceğim ama yani çok zor. Allah yardımcısı olsun. Sen de tabii. Tamam. Ben konağa gideyim. Eğer Defne'den bir haber olursa ararsın beni, telefonum açık. Ben de giderken bir sokaklara falan bakarım hani, olur ya. Zehra, ben çıkıyorum, sen burada kalırsın. Ablamla da konuştuk, böylesi daha güvenli olacak.
Ay yok Mithat, ben Gülce'yi uyandırıp giderim bir otele. Olmaz, kalmayalım. Olmaz Seyran, içime sinmez öylesi. Dediğimi yap. Gülce'yi de huzursuz etme, kendine de gece vakti. Hem bak yarın pazar, Seyit Ali ile oynarlar. Ya Mithat, zaten meleğin başında bir sürü dert var. Bir de biz kalıp yük olmayalım. Olmaz öyle, içime sinmez. Seyran, burada kalacaksın. Seyran, kalsana bu gece burada. Hem bana da yarenlik etmiş olursun. Ha? Kal. Tamam. Peki, ben çıkıyorum. Ablacığım, görüşürüz. Görüşürüz ya. Anne. Anne, ben nasıl kurtulacağım buradan? Böyle su içsem taş olup boğazıma diziliyor derdi annem. Ben gülerdim, su iç dizilir mi diye. Hiç tecrübe etme. Hiçbir zaman evlatlarının derdiyle sınanma. Hiçbir zaman öğrenme derdi. Ama işte hayat, istesen de istemesen de öğretiyor. Sen Defne'yi tanımadın değil mi? Asidir biraz benim kızım. Böyle başına buyruk sözünü de hiç esirgemez. Bazen öyle konuşur, söylediği yüreğime saplanır ama... ama ben ona kızmam. Kırılmam, insanın evladını kırılırım. Onun yüreğini bilirim ben. Ben büyüdüm artık derken bile yüzünü görsen hala çocuk. Benim çocuğum hala çocuk Seyran. Korktuğu zaman elleri buz keser, hiç üşür. Defnem benim çok üşüyor şu anda. Bir alıp gelsem, alıp gelsem buraya yuvasına getirsem başka bir şey istemiyorum. Çok zor, ben biliyorum. Ne desem boş Melek. Keşke içindeki o korkuyu söküp alabilsem. Yüreğim durmuyor, durulmuyor, farkındayım. Ama keşke çıkıp sokak sokak aramanın bir faydası olsa. Böyle ipsiz, organsız burada böyle bağlı kaldım ya, en çok zoruma da o gidiyor. Dağ olsa aşarım, yol olsa koşarım. Evlatlarım için her şeyi yaparım. Gene yapacağım. Gene yapacağım. Bulacağım. Defne'mi bulacağım. Onun gözünden akan her damla yaşında hesabını soracağım. Siz bugüne kadar çok şey aşmışsınız Melek. Bunu da aşarsınız. Ben ne zaman bir zora düşsem, umudum kırılsa,
derim ki Seyran, dayan, geçecek. Sen de öyle yap. Hep mi böyleydi Seyran? Yani kocanla hep böyle eziyet eder miydi sana? Galiba. Bilmiyorum ki. İlk zamanlar ben bu hallerini korumacılık zannediyordum. Sevgi zannediyordum. Ama Gülce doğunca anladım. Gerçek sevginin ne olduğunu. Gerçek sevgi acıtmıyormuş. Gerçek sevgi güç veriyormuş. Ben anlayınca Erdal'ın bu hallerinin sevgi olmadığını, ayrılmak istedim. Meğersem işte o ara bu pis işlere karışmış, işte sahte ilaçtı, reçete falan öyle şeyler. Kaç kere yakalandı, mesleğinden men edildi, diplomasına el koyuldu. En son bu pis işlerini sürdürebilmek için benim diplomamı istedi benden. Öyle olunca ben de koptu kıyamet. Çünkü ben kızımı tertemiz büyütmek istedim. Huzur içinde büyütmek istedim. O yüzden topladım cesaretimi. Her şeyi göze aldım. Ayrıldım, boşandım. İnsan şimdi ne kadar kolay anlatıyor. O zamanlar ne kadar zordu her şey. Şimdi ne istiyor peki senden? Onun şimdi kesinleşmiş bir hapis cezası var. İşte kaçmaya devam etmesi için de para lazım. Para istiyor benden. Canımla tehdit ediyor. Canım benim. Canım. Ama böyle nereye kadar dayanacaksın Seyran? Ya böyle korkup saklanarak yaşayamazsın. Kendim için korkmuyorum ki Melek. Kızımla tehdit ediyor beni. Biliyorum. Yakalanacak, sonuçta polis arıyor. Ama benim asıl korkum polisin onu bulmadan onun bizi bulması. O kadar acı bir şey ki bu. Sana korkma diyemiyorum. O kadar acı ki. Ama yalnız değilsin. Hiç yalnız değilsin. Biz birbirimize el vereceğiz, güç vereceğiz. Biz evlatlarımız için ne gerekiyorsa yapacağız. Bu adamların pisliklerin, zalimliklerine göz yummayacağız, boyun eğmeyeceğiz Seyran. Bu adamlar hep olacak Melek. Hep ortalarda olacaklar. Hep birilerinin canını yakacaklar. Evet ama biz sinersek, eğer biz dik durursak, biz onlara meydan vermezsek azalacaklar, yok olacaklar. Sen yine kızınla huzurlu hayatla kavuşacaksın. Ben de Emre'ye kavuşacağım. İyi ki varsın Melek. Ve iyi ki varsınız. Mithat, sen. Baksana, şu halinde bana yuvanı açtın, evini açtın, dert ortağı oldun. Ben biliyorum. Senin bu iyiliklerinin hediyesi Defne'ne kavuşman olacak. Biliyorum ben bunu. Neredesin Defne? Ne durumdasın? Yanında olamadım.
Seni koruyamadım. Ne geldi başına? Hiçbir şey yapamamak beni delirtiyor. Ömer, sesimi duysan, koşup gelsen, beni bu acıdan kurtarsan, yanımda olsan. Anneciğim, ye güzelce. Bu da Seyit Ali'nin. Al bakalım. Ha Melek. Bak Seyran ya, ne olursun kendi evin gibi rahat et. Ben çıkıyorum da. Seyit Ali sorun çıkarma. Zaten Gülce ile de iyi anlaşıyorlar. Ben ilgilenirim, sen merak etme. Tamam canım, görüşürüz. Melek, sen ilaçlarını aldın mı? Aldım, aldım. Bak, Melek çok solgun görünüyorsun. Çünkü hiç uyumadın da. Seyran, Allah aşkına bak, sen kendine bak. Biliyorum zor ama ne olursun bir iki lokma bir şey ye. Hiçbir şey yemedim. Sen beni merak etme. Bitecek değil mi? Bitecek, geçecek. Rahat bir nefes alacağız. Defnem gelecek. Gelecek kızım. Kavuşacağım. Çocuklarımızla huzurlu bir şekilde yaşayacağız. Bizim yüzümüz gülecek Seyran, değil mi? Geçecek. Ama Defne eve dönecek. İnşallah. Kerem takımı geri dönecek. Çünkü onların her zorluğun karşısında duracak güçlü, sevgi dolu bir anneleri var Melek. Senin de yüzündeki bu bulutlar geçecek Seyran. Yine gülüşün güneş gibi olacak. İyi olacak. Geçecek. Bir tattır. Hoş geldin Mithat. Allah. Neler aldın bu kadar? Öyle çocuklara bir şeyler aldım. Nasılsınız? Nasıl olalım işte, sabah sabah ettik. Ben de sabaha kadar cadde cadde dolaştım. Bildiğim her yere baktım ama. İyi ki siz yanımdasınız yani, ben başıma ne yapardım ki? Sağ olun. Ben de çıkıyordum. Sen geç hadi içeri, kahvaltını yap güzel. Nereye abla? Hana gideceğim, bir Alpay'la konuşayım. O Kenan mıdır işte, onun soyadını, adresini falan bunları öğreneyim de gitsinler en azından bir ifade versinler. Tamam.
Tamam, beraber gideriz. Tamam, o zaman ben şunları içeri bir bırakayım da Seyran bak. Ne olur Gülce ne seviyorsa çıkar, ona da çıkar olur mu? Sen nasılsın? Uyumamışsın, gözlerinden belli. Mümkün mü uyumak? Haklısın ama bırakma kendini, Gülce var. Ya Seyran, bana evin anahtarını verir misin? Niye? Ben sana bir ev buldum demiştim ya. Nakliye ile de anlaştım. Eşyaları taşıyacaklar. Sen de ne zaman istersen geçersin. Mithat böyle zahmet olacak ama sana. Hayır hayır, ben adamlar taşıyacaklar sadece, o kadar yani. Sen düşünme o kısmını. Teşekkür ederim. Sen biraz gülümse yeter bana. Teşekküre gerek yok. Bir de korkma, tamam mı? Halledeceğiz her şeyi. Geçecek bunlar. Tamam. Ben eşyaları toplamıştım zaten ama koliler falan biraz dağınık, haberin olsun. Hiç merak etme, düşünme hiçbirini. Bir şeye ihtiyaç olursa da beni ararsın, tamam mı? Evden çıkmayın. Çıkalım mı Mithat? Çıkalım. Günaydın. Günaydın, günaydın. Çocuklar nerede? Mahmut erkenden çıktı. Gelin desen kendini iyice kapattı odasına. Mithat'ı bilmeyeyim. Mithat efendi gece yarısından sonra geldi. Artık o saate kadar neredeyse. Kimseyle konuşulmuyor ki. Dertleri, halleri sorulmuyor ki. Bir alev topu olmuş ki dokunmadan yakıyor bu halleri. Hayırlı sabahlar. Sana da. Hayırlı sabahlar kızım. Ne oldu? Ömer efendi uyandı mı? Bekleyelim mi? Kalktı o. Çıktı erkenden. Sabahın seherinden. Derdi neymiş? Pazar sabahı. İş yok. Okul yok. Nereye çıktı Ömer efendimiz acaba? Vallahi ben sizin kadar deşmiyorum. Çocuk değil neticede. Şu çayları tazela kızım. Ne bakayım orada öyle? Ben içmeyeceğim kızım. Yediğim içtiğim yetti bana. Varayım yediğim hanı dolanayım. Size de afiyet olsun. Senin de diline bir çıban oturmuş. Zerrin de bize kusuyor. Sana afiyet olsun ana. Benim çarşıda işlerim vardı, onları halledeyim. Hallet tabii, hallet. Her biriniz bir yol tutturdunuz gidiniz. Artık Ömer efendinin de derdi neyse. Anası bile yüz çevireyimse. Hanımım. Ben Ömer Bey'in derdini bileyim. Akşam anasıyla konuşurken duydum da. Kızım ne duydun desene. Ya dünden beri haber yok. Ben kafamı duvarlara vuracağım daha bulamazsan ben. Murat'a bir ulaşabilsem hemen dosyaya baktırırdık. Hepimizin eli kolu bağlandı. Ne yapsam, bir Melek ablaya gitsem mi ha? Ne yaptılar acaba? Doktor, bir haber alsalardı bize haber verirlerdi oğlum. Nereye gideceksin şimdi? Derdine dert katmaya gerek var mı? O da kim bilir ne haldedir şimdi. Perişan olmuştur. Yok yok yok, ben duramayacağım daha fazla. Gideyim şu kursun önündeki dükkanlara bir soruşturayım. Belki bir gören olmuştur ha. Ha, apartmandakilerle de bir sorayım, konuşayım ben. Ben gidiyorum. Ha, beraber gidelim. Beyza, sen buradasın.
Allah'ım sen esirge ya Rabbim ya Resulallah. Of, amma soğuk be. Kerem'im hayırdır ya? İyice gamlı baykuşa dönmüşsün. Dünden beri arıyorum, açmıyorsun telefonlarımı. Hayırdır? Duymamışımdır. Sen nasılsın? Nasıl olayım ya? Funda'ya kafam bozuk. Aldım yemeğe götürdüm hanımefendiyi. Gerdanlığı da verdim bir güzel. Transfer parasını üzerine yaptığımı söyledim. Bana ne dedi dersin? Beni bunlarla mı kandıracaksın? Sinirlidir şimdi, sonra yumuşar, merak etme. Daha etkili bir şeyler buluruz. Araba mı alsam acaba ya? O zaman kesin affeder. Ama dengeyi tutturmak lazım. Vallahi tepesi bir atarsa transfer parasını da koklatmaz bana. Kızım nerede? Ne var gene, ne bağırıyorsun? Kızımın başını açtım, belayı soruyorum. Defne nerede? Bağırırım tabii, kızım yok. Ne demek nerede ya? İki gündür sende çocuk. Bana mı soruyorsun hesabını? Bir sahip çıkamadın mı? Senin oğlun nerede? Bana baksana. Oğlun nerede senin? Nerede oğlun? Ne yapacağım benim oğlum? Kızım ortada yok çünkü. Nerede oğlun? Adnan'la ne ilgisi var? Neyi sorguluyorsun Melek Hanım? Ya bana anlamıyormuş gibi yapma. Oğlun kızımın peşindeydi. Dün kapıma kadar gelip çocuklarıma saldırdı. Şimdi Defne ortada yok. Defne ne zamandır kayıp? Neden bana haber vermedin? Telefonlarını açsaydın haberin olabilirdi Alpay. Telefonlarını açmadın. Sana söylemeye çalıştım. Utanmadınız. Utanmadınız. Kızımı zorla evlendirmeye kalktınız. Çocuğum koştu geldi bana, beni kurtar dedi ama yine peşini bırakmadınız. Şimdi benim çocuğum ortada yok. Bak benim kızıma şu kadarcık zarar gelsin, ikiniz de çok fena hesap vereceksiniz. İkiniz de vereceksiniz bunun hesabını. Melek Hanım, sakin olsana sen bir. Ne sakin olayım ya? Oğlumu böyle suçlayamazsın ama. Tamam, Adnan kavga gürültü çıkararak haddini aşmış. Ama cezasını da verdik. Kızının nerede olduğunu bilmiyorum. Ben daha o gün oğlumu Antep'ten gönderdim. Bir de kimsenin kızına çocuğuna kastetmek olmaz. Öyle mi? Ben de diyorum ki bu işin arkasından senin oğlun çıkacak. Adım gibi eminim. Ya bak inşallah kızın döner gelir de sen de bu dediklerinden utanırsın. İnşallah. İnşallah. Ya şunu doğru düzgün anlatsana. Nerede diyorum çocuk sana? Ya sen neyi sanıyorsun? Yok işte. Bağırma bana, şunu doğru düzgün anlatıyorum sana. Yok çocuğum ortada Alpay. Polise haber verdin mi? Verdim. Verdim polise haber. Merak etme. Umarım bu işin arkasından çocuğumun başına sardığınız bela çıkmaz. Çok kötü hesabını vereceksiniz bunun ikiniz de. Beni suçlayacağına kendine bak sen. Eğer anne olarak sahip çıksaydın şimdi bana hesap sormazdın. Hele ben kızımı bulayım. Bak sen onu bir kere daha görebiliyor musun? Yüzünü bile göremeyeceksin bundan sonra Defne'nin. Sen dua et, o kızın başına bir şey gelmez. Sen bana dayılık yapacağına, yeğenine dayılık yapsaydın şimdi bana hesap sormazdın. Hadi abla, gidelim. Alpay, kızımı bulacaksın. Defne'yi bulacaksın Alpay. Ettiğini çekeyim işte. Hiç büyük küçük dinleyecek durumda değilim. Daha laf edip de beni üstüne getirtme. Sen kaçıp gittiğinde bizim de işte böyle yandı ciğerimiz ha. Konuşma. Mithat ne oluyor ya? Sonra abi. Günaydın.
Ye şunlardan biraz. Başka bir şey istersen getir. Yemeyeceğim. Burada kalmak da istemiyorum ben. Anladın mı? Gitmek istiyorum. Sana buradan nasıl gidebileceğini söyledim. Öyle tek başına bir yere gidemezsin. Kapıdan el ele çıkacağız. 3 gün, 5 gün... bir ay. Ben beklerim. Acelem yok. Adnan, sen beni anlamıyor musun ya? Ben burada durmak istemiyorum. Anladın mı? Gitmek istiyorum. Uzak duracaksın benden. Defne. Benim senden uzak kalmam demek, ölmem demek. Hem ikimiz de ölmek için çok genciz değil mi? Yaşanacak güzel günlerimiz var daha. Adnan. 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 Adnan nereye gidiyorsun? Adnan. Çıldıracağım. Çıldıracağım, beni burada. Gideceğim. Gideceğim. Bırak. Aç kapıyı. Gitmek istiyorum. Durmak istemiyorum. Aç kapıyı. Pardon. Buyurun. Bu kızı gördünüz mü buralarda? Hayır efendim, görmedim. Kardeşim sen derse mi giriyorsun? Evet. Derse? Bu kızı gördün mü derste, sizin sınıfta? Ha? Hadi yok, gördün de, hadi yok, gördün görmedim de. Görmedim. Pardon. Bu isimdeki kızı arıyoruz da, gördünüz mü buralarda? Yok, görmedim. Sosyal medya fotoğrafını koysanız belki tanıyan olur. Eyvallah. Pek de güzelmiş maşallah. Allah yardımcınız olsun. Yok vallahi görmedim oğlum. Polise söyleyin, bir soruştursun. Sağ olun. Pardon. Bu resimdeki kızı gördünüz mü buralarda? Gördüm sanki ya. Nerede? Nerede gördün? İçeride mi gördün? Ya yanlış hatırlamıyorsam bu kızdı. Dün bu apartmandan nişanlısının kucağında bayılmış bir vaziyette çıktı. Kız kendinden geçmişti. Arabaya götürürken yardım ettim. Ya ne yardımı, ne nişanlı? Sen neden bahsediyorsun ya? Ne bileyim, bana nişanlısıyım dedi. Nasıl biriydi? Esmer, uzunca boylu bir gençti. Adnan ya. Ya Adnan amca dedim ya, o şerefsiz kaçırmış Adnan ya. Gördün değil mi? Ömer bir sakin ol. Beyefendi, arabasını falan biliyor musunuz? Rengi falan neydi, hatırlıyor musunuz? Gri bir arabaydı. Pek bir yeni model sayılmaz ama. Ya beyefendi, rica etsem karakolda ifade verebilir misiniz peki? Ya beni bulaştırmayın böyle şeylere ya. Ya ne demek bulaştırmayın? İnsanlık edeceksin. Kız kayıp diyorum. Ölür müsün gelsen? Ömer. Bu kız yeğenim olur da dünden beri arıyoruz, ulaşamadık. Bu tarif ettiğiniz genç de nişanlısı değil zaten. Kızım, lokma koymadın ağzına. Tıkıldın kaldın buraya. Etme böyle. Olsun oğlum. Rahatınız, keyfiniz bozulmaz işte benim yüzümden. Sen nasıl konuşuyorsun kızım? Ne oldu sana? Al işte al. Hala olan bu. Ya ben ne kadar kötü bir insanmışım ki herkes benim gözümün içine bakıyormuş gidelim diye. Kızım sizin aklınızdan sorumlusu mu var? Hala sizin ben ne zorunuz var? Mithat'ın o gizli kapaklı olayları ortaya çıktı diye Mahmut benden biliyor. Ondan boşanmak istiyor. İmzaladı dilekçeyi. Beni de tembihledi. Kimseye söyleme dedi. Ama gelip size ilan etmiş. Kızım olucu iş mi? Oluyor işte hala. Oluyor. Babama da aşk olsun, yüreğini açık etti.
Meğer ne kadar isteymiş bizim boşanmamızı da. Nasıl sevindi, nasıl sevindi? Kızım, babanın boşanışınızdan haberi yok ki. Nasıl haberi yok hala? Duymadın mı? Neler dedi? Yok dedi, kurtulucum dedi, yok bilmem ne. Kadriye, baba senin gebe olduğunu duymuş, ondan öyle konuşuyor. Tamam. Nereden duymuş? Sen gebe misin Esat'a? Gebeyim. Mahmut da gebe olduğumu bile bile benden boşanmaya kararlı. Olmaz öyle şey. Bir de beni suçluyor ama. Değil ki sen değil biriydin gebe olduğunu bile bile diye benimle boşanmak istedin diye. Hala vallahi de bilmiydim, billahi de bilmiydim. Alayım, bir haber var mı? Yok. Ya nerede bu kız, anlamıyorum ki ya. Kızdı bana, gitti annesine. Bir şey de yapmadım. Ne yapmaya çalışıyor anlamıyorum. Ya bir arkadaşına falan gitmiştir. Var mı öyle bunda? Yok abi, yok. Yok öyle bir şey yapmadım bugüne kadar. Anası polise de gitmiş. Mutlaka bulunur. Koca kız aklı başında. Ya öyle olmasını öyle tamam da. Of. Ne bileyim ya. Dertler bitmek bilmiyor. Böyle elim kolu bağlı durmak da olmuyor ki. Görüyorsun işte. Bir hatam yokken bana yükleniyorlar. Bir haberim yokken bana yükleniyorlar. Kenan ya. Adnan bir şey yapmamıştır değil mi? Ay oluyor alayım. Ben sana göndereceğimi söyledim, dediğimi de yaptım. Peki nerede o zaman? Nerede o zaman? Nerede peki? Ömer'le gitmiştir belki. Annem bana kızın peşini bırakmadığını söylemişti. Lan haklısın be. Bak o hiç aklıma gelmemişti. Abi, Musa Bey geldi, seni bekliyor. Albayım. Kusura bakma, görüşmem lazım, önemli. Kızdan haber çıkarsa ara, ben de emniyetteki arkadaşları teyakkuza geçireceğim, tamam mı? Tamam abi, tamam, tamam. Torunun nerede senin? Ömer. Senin ne işin olur benim torunumla? Kızım kayıp. Bak eğer kaçırdıysa başınız büyük yanar. Öst, kendine gel. Ömer'in senin kızınla işi olmaz. Sen nereden biliyorsun da böyle peşin peşin konuşuyorsun? Sabah evdeydi Ömer. Var git başkasından sor, soruştur kızını. Bak, torunun kızımın peşindeymiş. Olduğun yerden bana hakem kesme. Bana bak ulan. Benim torunumun senin kızınla hiçbir işi olmaz dedim. Daha neyin anlamıyorsun sen bunun? Kes lan. İş olmasa herhalde konuşmayız değil mi? Torununun benim kızım peşinde olduğu herkes biliyor. Lan var ya, sen adamı dinlen, imdandan çıkartırsın. Usta, usta yapma. Usta Allah aşkına yapma ya. Ulan karşıma dikili böyle horozların. Var git şikayet et o zaman. Oğlan kaçak değer, göçek değer. Kızın ettiğini torunuma yıkamazsın, anladın mı? Öyle mi? Ben senin asıl büyülük acını bileyim. Yıllar önce senin başkalarına ettiğini sana eden çıktı ya. Ona öken, ona. Ama bil ki o benim torunum değil, anladın mı? Şimdi var git düvenine. Elimde kalmıyorsun ha. Görüşeceğiz sizinle, görüşeceğiz. Görüşeceğiz. Bırak lan, bırak. Torunun kaçık Seyit Ali. Bu hadsiz babası da gelip benden hesap soruyor. Meğer kemik aynı yerden kırılıymış. Ne olur cumhara yine bay 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 bay. Kim nereye kaçıyor? Defne kızı diyeyim, Defne kızı. Meleğin peşinden gideyim maşallah. Neyse ki Ömer'imin verilmiş sadakası varmış. O işi çoktan unuttu gitti. Bana bak Cumali, canım var canıma. Kenan'ın oğluyla kaçık besbelli. Bu şerefsiz gelmiş benden hesap soruyor ya. Ya Cumali emmi, ne çok seveyim ya. Ya ne çok seveyim ya. Çenenle mezar kazmaktan vazgeçmeyeceksin hele ha. Ya bırak baba, gel hele ya. Hiç de öyle değil. Bakma sen buna. Ya gel babam. Müzik.
kendinize oldun ha. Ya Mirza, çok üzüldüm. Gencecik kız ne yapar? Nereye gider bir başına? Ya anasıyla yeni barıştı. Niye kaçıp gitsin ki? Yani bunda bir iş var. Dur bakalım. Ah, Melek. Elden hoş geldin. Çok üzüldüm. Ömer anlattı da. Duydun mu? Var mı bari bir haber? Yok Fildan. Yok. Gerçekten artık ben aklımı yitireceğim. Hiçbir şey düşünemez oldum. Allah beterinden saklasın. Yani ne yapabiliriz? Elimizden ne gelir bilmiyorum ki. Ömer de ben de bütün gece uyumadık. Sağ olsun. Ya şimdi polis araştırma başlatacak. Biz de sorup soracağımız her yere sorduk Mirza zaten. Çocuğum koştu geldi anne diye ben kurtaramadım yavrumu. Ya yüklenme kendine bu kadar. Hangi anne ister ki böyle olsun? Efendim Halil. Melek, hemen karakola gelebilir misin? Halil, bir haber mi var? Yok da olayı gören bir görgü tanıdığı var. İfade verecek. Tamam Halil, ben geliyorum hemen. Tamam. Tamam. Biz geçelim mi? Geliyor da. Sana işim düştü Musa abi. Benim oğlan gene bir haltıydı. İlkinden hastane raporuyla falan yırttık ama bu defa yakalanırsa cezaevini boylayacak. Benden ne istiyorsun Kenan, onu söyle. Bu arabayı bulmanı istiyorum. Elin nereye yetiyorsa, çevirme mobese ne kadar kaydı varsa. Telefon sinyaline baktırırsan, gerçi tamamen kapalı telefonda. Kızın numarası da bu. Abi elini ayağını öpeyim, çöz şu işi. Kıza bir zarar gelmeden oğlumu çekip çıkarayım şu işten. Vallahi Kenan, teşkilattan ayrılalı uzun zaman oldu. İçeride bir bağlantılarım da kalmadı. Ama senin için bir şeyler yapmaya çalışalım. Sağ ol abi. Bu işi çözersen var ya, dile benden ne dilersen. Neymiş bu? Ne yazıyor burada? Okuyabiliyor musun yani? Kerem, gidiyor musun? Gidiyorum. Bir locaya uğrayacağım. Anneme bakacağım. Tamam. Alo. Seni de. O yanında dolanan iti de geberteceğim. Yaşatmayacağım lan sizi. Alo. Alo, cevap versene. Alo. Neredesin sen? Kontratı konuştuğumuz gibi hazırladım Hatice teyze. İmzayı da attım. Parayı da ben her ay hesabına yatıracağım. Hiçbir aksilik olmayacak, merak etme. Sağ olasın. Senden iyisini mi bulacağım? Kefilliğin yetiği. Sağ ol Hatice teyze. Bugün de eşyalar gelir. Yalnız ben dükkanda olacağım. Sen başında beklersen iyi olur. Hiç merak etme sen. Ben ilgileneceğim. Sağ olasın. Kime tuttun sen burayı? Başkası oturucu değildin ya. Sen mi oturucun yoksa? Ben anlayamadım orasını. Bir arkadaşım oturacak Hatice teyze. Yalnız sen ben kiralamışım gibi düşün, tamam mı? Her şeyiyle ben ilgileneceğim. İyi madem. Hayırlı olsun. Hadi hayırlı olsun. Sağ olun. Öyle büyük iyilik yaptınız ki bize. Elimden geldiğince anlattım işte. İnşallah kızcağız bulunur da bir işe yarar. Allah yardımcınız olsun. Çok sağ ol. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. İhsan, bu telefondan bir haber çıkmadı mı? Yok Melek. Yani sinyali takip edebilmek için telefonun açık olması lazım.
Adamın tarifine göre babası ve trafikteki çevirmeden de bir şey çıkabilir. İnşallah. İnşallah Allah'ım ne olursun sen çocuğumun yanında ol. Kardeşim neredesin? Dünden beri arıyorum ben seni, ulaşamadım. Biz emniyetteyiz. Sen izinli misin herhalde? Ya Murat, sana bir işimiz düştü. Genç bir kız kayıp. Kızım, boş yere üzme kendini. Bir yolunu bulup Mahmut'la konuşacağız. Allah anlamayı dinlemeyi. Gönlünden çıkarmış o beni tamamen. Kızım, Mahmut. Sen iki gün ananın yanına gittin diye yerde mi gökte mi öyle dolaştı Mecnun gibi. Ama belli ki gönlü kırılmış. E artık sen de ne yapacaksın, ne edeceksin, gönlünü alacaksın. Nasıl olacak Allah? Nasıl alacaksın? Oğlum, hoş geldin. Baba! Ne oluyor ya? Öldü kapatın. Öldüm. Hayatım mahvettin, öldün canlısı. Öldüreceğim, yemin ederim seni öldüreceğim, elimde kalacak. Kerem! Ya Kerem! Ya Kerem! Lan Kerem! Babasına saldırıyor. Sen yaşadıkça bize rahat yok. Yemin ederim senin ölümün benim ellerimden olacak. Kerem! Senin ölümün benim elimden olacak. Ya bırak, bırak öldürsün babasını. Rahat mı atıyor bunlara? Ne rahatı ya? Ne rahatı? Senin rahatın o, bizim değil. Çocuklarını satıp bundan keyif alan sensin. Beni yaktın, keyfini yaktın. Ama var ya ben senin rahatını bozacağım. Ben senin rahatını bozacağım. Ya tamam bir dur, bir sakin ol hele Kerem ya. Ne diyorsun lan sen? Git Adana Spor'da oyna. Kimseyi falan filan yaktığım yok benim. Sabah anan şimdi sen, ne oluyoruz be? Ne oluyor? Bizim işi yapıyoruz. Sen yapıyorsun ya, ne yapıyorsan. Hayatımızı mahvettin, yeter artık, çık hayatımızdan, çık. Bağırma lan, çocuk yok karşında. Babanım ben senin. Senin babalığın olmaz olsun be. Senin babalığın olmaz olsun. Tamam oğlum. Sakin. Dede. Bu babam olacak adam. Bu babam olacak adam. Beni başka takıma sattı. Benim haberim olmadan, benim rızam olmadan beni başka takıma sattı. Ben kendi takımımdan kovuldum ya. Nurullah Hoca beni takımdan kovdu. Rahat ediyorsun lan sen. Amare bil. Bil, öleceğimi bilsem. Önüme servet dökseler. Senin beni mal gibi sattığın o takımla oynamayacağım. Futbolu unuturum da senin bana yaptığın bunu unutmayacağım. Ya tamam Kerem'im ya. Nankörsün de ondan. Anladın mı? Ya ne nankörü? Biz mi nankörüz? Deden senin gitmiş o 3 kuruşa takıma vermiş. Ben hakkın olanı aldım ama yaranamıyorum. Defterin de hayatı kurtulacaktı. Ama işi bozdu. Hepiniz ananıza benziyorsunuz be. Hepiniz ananıza benziyorsunuz. Size yapılan iyiliğin farkında değilsiniz. Bırak. Dede bırak. 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 Dayı bırak. Tamam bir sakin ol ya. Bir sakin ol Kerem, dur. Bir sakin ol ya. Çık hayatımızdan. Çık hayatımızdan, bizi artık rahat bırak. Aslanım benim. Aslanım benim. Ben senden başka hiçbir şey istemiyorum. Artık hayatımızdan çık git. Tamam. Git. Tamam baba. Gel. Bunun için kendini kahretmene gerek yok. Hadi oğlum. Ben ne yapayım ya? Hepimizin hayatını mahvetti dede. Hepimizin hayatını mahvetti. Yaptığın şeye bak. Beni takımdan attırdı. Defne'yi ortağının oğluyla evlendirmeye kalktı. Ya kız istemedi diye biz dayak yedik. Saldırıya uğradık. Kız gitti. Benim kardeşim ortada yok. Kardeşim yok. Kız gitti. Tamam. Annem her gün başka bir şeyle kahroluyor, üzülüyor. Ben ne yapacağım artık bilmiyorum. Ben ne yapacağım, neyi toparlayacağım artık ben bilmiyorum. Gel Kerem. Gel. Tamam. Gel sen bir su iç. Gel. Gel bir su iç sen. Ulan. Mustafa. Su verin Kerem'e. Ulan sen ne tinetsiz bir adamsın. Ne vicdansız bir adamsın. Şu yüzle yaşamaya utanmayayım mı sen? Yine başlıyoruz. Sen ne isteyin bu çocuklardan? Bak. Sana diyeyim. Eğer o kızın kılına zarar gelirse seni de Kenan'ı da aha şu meydanda yere sererim. Oraya da gömerim. Baba olarak ben de çok merak ediyorum. Başına bir şey gelsin istemiyorum. Ama sana şunu söyleyeyim. Defne benim yanımdayken kaybolmadı. Annesinin yanındayken kayboldu, anladın mı? Neden biliyor musun? Çünkü Melek kendi hayatının, kendi keyfinin peşinde de ondan dolayı.
Onu benden sen çok daha iyi biliyorsun. Ulan bu defa geber. Ya ne konuşuyorsun sen ya? Geber lan seni! Ne konuşuyorsun sen? Miktat! Mahmut! Dur! Bana bak. Sana son defa konuşayım. Bundan sonra ağzından çıkanı kulağını duyucu. Yoksa ne ben böyle dururum, ne de bunları böyle durdururum. Geç. Geç. Dosyayı yakın takibi alın. Verilen adresteki tüm dükkanlara, güvenlik kameralarına, mobeselere bakıp aracın plakasını tespit edin. Ben de biliyorum 24 saat olmadığını. Siz dediğimi yapın. Haber bekliyorum. Karışım bakacaklar. Plaka önemli. Plakayı bulursak gerisi kolay. Onları da buluruz. Sağ ol kardeşim ya. Rica ederim. Melek Hanım, siz de moralinizi yüksek tutun. Annesiniz. Biliyorum kolay değil ama inanın ben de elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyorum. Emniyet olarak da bütün imkanlarımızı seferber ettik. Çok sağ olun. Rica ederim. Kardeşim ben müsaadeni istiyorum. Bir şey olursa haberleşiriz. Teşekkürler. Sağ ol kardeşim. Bunların hepsi zaman alacak yani değil mi? Hı? Bir bekleme hali. Kız orada ne yapıyor? Defne orada ne yaşıyor hiç bilmiyoruz değil mi biz? Hı? Ne güzel ya. Ne güzel. Ben bu işine bakayım. Ömer! 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 Canı yanıyor. Defne için endişeleniyorsun anlıyorum. Hepimiz aynı durumdayız. Ama sakin olmak zorundasın. Amca. Bu yaptığının sana da Defne'ye de bir faydası yok. Amca ben ayrılmayacaktım. Ben o kapıdan hiç ayrılmasaydım şu an Defne yanımızda olacaktı. Ben yapmazdım böyle bir şey. Ben nasıl bir hata yaptım? Ben nasıl bir hata yaptım? Ömer! Bak aslanım. Bu öfkenin hiçbir faydası yok. Defne'ye geri getirmeyecek biliyorsun değil mi? Yapma. Bunu kendine yapma. Tamam amcım. Hadi git bir sakinle şimdi. Derin bir nefes al. Tamam. Ama kimseye sataşma. Özellikle o Alpay'la Kenan'a sakın bulaşma, hiç yarından çıkmasın. Ömer. Sen de Defne de değerlisiniz. Tamam amcım. Tamam Aslan. Hadi. Lütfen ya, bunu hak etmiyorum. Ne olursun ya? Alpay çıkar mısın? Rica ediyorum lütfen. Funda, Defne kayıp. Kızım yok. Nerede olduğunu bilmiyorum. Lütfen bana yardım et. Çok kötü durumdayım. Nasıl? Nasıl kayıp ya? Bilmiyorum. Polis dün geceden beri onu arıyor. Hiçbir yerde yok. Yalvarıyorum sana ya. Ajitasyon yapıyorsun Alpay. Yapma, yapma. Bak bunu yapma işte. Ajitasyon yapmıyorum. Kızım yok diyorum sana. Yok. İstanbul'a falan gitmiş olmasın, bu ders falan alacaktı hani. Şu öğretmeni bir arar mısın lütfen? Yalvarıyorum sana. Bir dakika. Adnan nerede? Ne bileyim nerede Adnan? O olaydan sonra Kenan gitti dedi. Alpay, ya sen İstanbul'u falan arayacağına Adnan'ı bul bence. Ya ne diyorsun, ne ilgisi var ya? Kenan gitti dedi diyorum sana. Belki o gitti biliyordur Alpaycığım. Ne demek istiyorsun ya? Aklımı bulandırma benim. Ne ilgisi var? Alpay bence Defne'yi Adnan götürmüştür. Ya sen o günkü halini görseydin anlardın zaten benim ne demek istediğimi. Çocukların üzerine levyeyle saldırdı diyorum sana. Ne yapacağım ben şimdi? Yani ne yapacağını bilmiyorum.
Ama en azından kızını yanlış adreste arama. Açlıkla mı terbiye ediyorsun kendini? Zorla mı yedireyim? Onu mu istiyorsun? Kusura bakma. Benim biraz sinirlerim bozuldu. Açlıktandır. Daha bir şeyler hazırlarsan yerim bu sefer. Söz. Kafama mı atacaksın onları? Hayır. Ben çok bunaldım. Nefes alamıyorum artık. Biraz hava alabilir miyim? Peki. Açayım pencereyi. Gel. Ben yanındayken bol bol oksijen al. Açık bırakamam. Kusura bakma. Ben tuvalete gidebilir miyim? Niye öyle bakıyorsun ya? Nereye kaçacağım şu dağ başında? İyi hadi nefeslen biraz gel. Bekleyeceksin beni. Nereye gidiyorsun? Anahtar bende. Yürü. Yürü. Bırak. Yürü. Yürü. Defne yürü. Ne olur bırak beni. Ne olur bırak gideyim yalvarırım. Ya neden güvendim sana neden? Bırak gideyim ne olur bırak. Aptal yerine koydun beni.
Tefe! Nur bırak beni! Nur! Anlaşıldı. Sana güvenemeyeceğiz demek ki. Gözümü ayırmayacağım sende. Böyle olmasını sen iste. Haber var mıymış? Şimdi konuştum baba. Defne'ye kaçıran için arabasını tespit etmişler de arıyorlarmış. Baba! Baba! Bana bak. Buyur. Albay nerede? Yok, burada çıktı. Ya babam Allah aşkı için uğraşma, şunu da bırak hele ya. Canına geldi ne yazık ya. Laf anlamayan adama hangi laf anlatacaksın sen babam? Ya gel gidelim düvenimize. Doğru değil. Doğru değil. Ben burada durursam başım belaya girecek. Ben eve gideyim. Bir ses çıkarsa haber verirsiniz bana. Tamam baba. Ali. Al şunu. Telefon çalıyor. Efendim Hacı teyze. Mithat, oğlum, kamyon geldi. Başlarında durdum. Eşyaları izanlıca koydurdum. Sağ olasın, sağ olasın. Ellerine sağlık. Ben anahtarı alırım senden. Tamam, görüşürüz. Hayırdır Hacı teyze, niye aramış seni? Bu evine ben kiracı buldum da abi. Onu söylemek için aramış. Ben çıkıyorum abi, işim var biraz. Eyvallah. Kadriye? Efendim hala. Nereye gidin kızım? Dükkana gideyim hala, Mahmut'la bir konuşayım diyeyim. Evde yüzüme bakmayın, telefonlarımı açmayın. Nereye kadar kaçıcı bu adam benden, ha? Çıkayım karşısına son bir defa. Diyeyim diyeceğimi de yine yüzünü çevirirse bana. Artık yapıcı bir şey yok. Kızım, telaş eyle, üstüne gitmesin mi ha? Az bir durulsun öfkesi. Yok abla, ben dayanamayayım. İstemeyse beni, buralarda durmanın manası yok artık. Herkes kendi yolunu çizici. Hayırlı günlerin olsun. Kimse beni dinlemiyor ki. Ben ne et içmişim? Kızım. Bilden gelmedi mi? Yok anlamam. İçim içmezsin bir. Yok yok, duramayacağım ben evde. Şu benim montumla çantamı bir getirir hele. Oo, Bildan Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk ana. Hayırdır? Ana ol birlik olup sırt sırta vermişsiniz. Pek güzel. De, yüzünüzü yanlış yere dönüşsünüz. Senin canınsa benim de kanım. O kız yüzünden kavgalara tutuşmuş. Haberim yok. Kız kayıp diye peşine düşmüş. Haberim yok. Allah vermesin.
başına bir zeval gelirse sen o zaman anlarsın benim ne dediğimi. Ana, Allah Defne'yi sağ salim anasına ulaştırsın diyeceğine sen yine haklı çıkmanın derdindesin. İşte en çok da bu acıtıyor ya zaten insan canını. İçi yanmayan evlat acısını bilmezmiş. Nereye gidiyorsun? Anahtar bende. Murat Usta. Efendim? Araba ne zaman çıkar? Bugün biraz işlerimiz yoğun. Birkaç saat sonra verebiliriz. Kaç saat yapma ya. Tamam ben bekliyorum. Adnan beni kaçırdı. Nerede olduğumu bilmiyorum. Kurtar beni ne olursun. Murat Usta, Murat Usta benim acil bir yere gitmem lazım. Arabanı verir misin bana anahtar? Tabii, tabii, tabii. Buyur. Teşekkürler. Adnan, ben senin kötü birisi olmadığını biliyorum. Çok iyi bir arkadaşsın. Ben seni öyle gördüm. Kötü olmadığım için mi yaptın bana bunu? Ben bilerek, isteyerek bir şey yapmadım sana. Yani bana daha önce gelip anlatsaydın bunları. Konuşsaydık ne bileyim. Ya böyle üzülmene, sinirlenmene gerek kalmazdı. Anlayabilirdik birbirimizi. Şimdi de anlayışlı kızı mı oynuyorsun? Hayır. Hayır oynamıyorum. Ben sadece seni anlamaya çalışıyorum. Ne hissettiğini, ne düşündüğünü. Karşılıklı güzelce konuşalım, anlaşalım. Bak ben seni tanıdığımda sen çok güler yüzlü, sakin bir insandın. Neden böyle oldun şimdi? Kim bilir nerede ne halde çocuğum. Nefesim kesiliyor Başak. Yani ya bir şey yaptıysa benim çocuğum. Canım benim, ne olur böyle kötü şeyler getirme aklına. Biliyorum çok zor, haklısın. Ama kendini harap ediyorsun böyle. Abla? Bir haber yok bir. Babam da öğrenmiş. Alpay'ın üzerine yürümüş. Cumali amca da fırsat bilip damarına damarına basmış. Cumali amca da saldırmaya bahane arıyor. Ya bu normal mi sizce? Ya kızım burada evladı kaybolmuş, canı yanmış, o hala neyin peşinde?
Vallahi ben bazen şaşırıyorum bu aileden Halil ile Ömer nasıl çıkmış. Ya aslında Cumali amca da böyle biri değildi. Ya işte o da çocuklarını düşünüyor yani bizden bir farkı yok Başak. Vallahi kusura bakma Melek'ciğim ben bu konuda seninle aynı fikirde olamayacağım. Ya empati falan hikaye. Ya bu kadarı fazla. Ben bir gidip çay alacağım ister misiniz? Ay yok teşekkürler. İçmeyeceğim. Seyran'ın evi de hallettim. Şimdi onları almaya gidiyorum. Eve yerleştireceğim. İyi yapmışsın Mithat. Ama kalabilirdi istediği kadar biliyorsun yani. Canım benim o kız da perişan. Kerem evdedir Seyit Ali'ye ona baksın. Tamam. Abla çok sağ ol. Onca derdinin arasında Seyran'ın evini açtın. Sağ ol. Haber bekliyorum senden. Melek, aracın plakasını tespit etmişler. Murat da bütün birimleri ayağa kaldırmış. Bak defterin bulunması an meselesi. Oh. Çok şükür inşallah defnemi de getirsinler. Şimdi o zaman o plakadan kameralara falan bakıp o zaman bulacaklar değil mi? Ya şimdi konuştum haber verecekler. O itin arabasıymış değil mi abi? Yok ne Kenan'ın ne de Adnan'ın üstüne. Ya aracın sahibi birkaç hafta önce çalıntı ihbarı yapmış zaten. Ya nasıl o zaman? O zaman Adnan değil mi yani? Kim o zaman bu? Bilmiyorum. Bakın şu an belli olan bir şey yok. Biraz sakin olalım. Yani er geç aracı bulacaklardır. Abla benim çıkmam lazım kusura bakma. Bir şey olursa ne olur arabayı tabii. Abi görüşürüz. Sakin olamıyorum anne. Ne olursun Allah'ım ne olursun ben sen evladım. Ben bir Ömer'e haber vereyim. Efendim amca. Ömer. Aracın plakası tespit edilmiş. Ekipler peşini de bulacaklar inşallah. Tamam, tamam. Bir şey öğrenince bana haber verin. Tamam. Sen ne yapıyorsun? Hastanede misin? Yok, değilim. Bir işim var. Onu halledip geleceğim ben. Tamam, görüşürüz. Kenan nerede? Toplantısı varmış abi gelmedi bugün. Ara şunu konuşacağım. Benim telefonum açmıyor. Abi şimdi kızmasın bana. Ara dedim ara. Ver. Ver. Ne var oğlum toplantıdayım dedim sana. Alpay ben. Niye açmıyorsun telefonumu Kenan? Toplantıdayım albayım. Eleman arayınca önemli bir şey vardı ya işte. Bu Adnan nerede? Telefonlar kapalı. Bilmiyorum. İnşaata bakacaktı. Şantiye de bir şarjı bitmiştir. Ne bileyim. Ya sen emin misin bu çocuğun gittiğine? Ya da giderken kızımı da almış olmasın? Bak albayım kızın için korkuyorsun onu anladım. Ama arada oğlumu harcıyorsun. İftirayla falan bu olmuyor. Cezasını kestim gitti. Uzatma bu konuyu. Bütün emniyeti ayaklandırdım. Kızını arıyor. Efendim? Kimseye bulaşmadan otur bekle. Tamam anladım. Abi Musa Bey aradı. Aracı bulmuşlar. Dün gece Urfa'da görülmüş. Abi ya. Nasıl benim aklıma geldi. Oradaki eve gitmiş. Kızı da aldı tabii. Hemen Urfa'ya sür. Halil de işin peşindeymiş abi. Bir komiser arkadaşı özel olarak ilgileniyormuş. Hangi bilgiler onda da var o zaman. Musa bir sıkıntı olmaz dedi. Araç başkasının üzerindeymiş. Çalıntı ihbarlı olduğu için Adnan'dan şüphelenmezlermiş. Ama elinizi çabuk tutun dedi. Adnan'ı polisten önce çıkarmamız lazım oradan. Bas, 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 bas. Ya şimdilik bu kadarını halledebildim. Sen yavaş yavaş bunları da yerleştirirsin. Bir yardımcı da tutabiliriz. Ben de yardımcı olabilirim. Nasıl istersen. Daha ne yapacaksın Mithat? O kadar büyük bir dertten kurtardın ki beni. Bunları yerleştirmekte ne var? Ben hallederim. Sağ ol. Güle güle otur. Huzurlu otur. Anneciğim. Bak
Beğendin mi yeni evimizi? Ha? Mithat abim bulmuş bize. Ben Mithat abiyle küstüm. Babamla kavga ettiler. Kavga etmek çok kötü bir şey. Gülce! Anneciğim! Öyle dediğine bakma, seni çok seviyor biliyorsun. Ama çocuk işte Mithat, kusura bakma. Yok Seyran, ne kusuru? Haklı çocuk. Sen ona biraz zaman ver olur mu? Onun öfkesi geçer ama. Ben yalnız bırakayım, senin yapacakların vardır. Kulağın gelsin. Mithat. İyi ki varsın. İyi ki yanımdasın. Hep yanında olacağım. Geçecek bunlar. Tamam. Ben gideyim. Bir şeye ihtiyaç olursa ararsın. Tamam? Mahmut, konuşabilir miyiz? Konuşucu bir şey kaldı mı Kadriye? Neyi konuşacak? Var benim konuşacağım şey. Bak şu dilekçenin tarihini. Bir de bunun tarihine bak. Ben ne zaman gitmişim muayeneye? Bir gün sonra. Yani sen bu dilekçeyi imzaladığında ben bunu bilmiyordum. Öğrenmemiştim daha. Öğrenince de müjdeyi vermek için hemen seni aradım. Sonra buluştuk. Sen malla mülkle lafı benim ağzıma tıkıverdin. Yoksa ben senin bebek heyecanını, mutluluğunu senden alır mıyım ha? Bir düşün. Bundan sonra da inadım inat. Geri dönüşü yok bu işin. Sen de. Benim sana diyecek başka hiçbir şeyim yok Mahmut. Hoş geldin Seyit Ali. Hoş bulduk abla. Sağ ol. Erkencisin. Hayırdır?
Daraldım abla, içim sıkıldı. Kalktım geldim işte. Kadriye hala gelirciydi, gördün mü? Yok, görmedim. Mahmut'la konuşmaya gideceğiydi Gülya. Şimdi çuvalın başını değil de dibini dökerse o işten hayır gelmez. Ne ediciler bilmeyeyim. Hem de şaştım kaldım. Doğru deyin abla, doğru deyin. Dert bir tane der ki, biri gelin nefesini keseyim. Öbürü işte yüreğinin üstüne oturuyor. Şimdi de Defne dünden beri yokmuş Hibe. Nasıl yok? İstanbul'a mı gitmiş gene? Demeyim ki abla. Kimin söylediği yalan, kiminki doğru. Biri gitti değil, birisi kaçtı değil. Melek mahvolmuştur şimdi. Üzle. Kapıya bak kızım. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Hayırlı günler. Müsaade var mı? Hoş geldin Hatice. Buyur bacım, buyur. Ben zaten kalkıyordum. Hayırlı olsuna geldim. Hayırdır? Mithat benim evi tutunca çok sevindim. Demin de Seyran'dan kızını alıp gelmiş. Nikahta yakın herhalde. Sen de bana hiçbir şey demedin Nefise kadın. Hayırlı işiniz varmış. Benim az bir işim var. Ben birazdan geleceğim. Tamam ustacığım. Hayırdır hanım? Durdum, duramadım. İçim sıkıldı. Kalktım geldim Cumali. İyi etmişsin, iyi etmişsin. Geç otur öyle, geç. Oğlum çay söyleyeyim bize. Tamam usta. Anlat hele. Ömer'i arayayım, arayayım, telefonunu açmayayım. Bir de meşgule atayım. Yoktu böyle şeyler, sonra da çıktı. Telefonu açacak yüz mü var ki? Utanmıştır. O peşinden koştuğu, toz gondurmadığı Defne başka oğlundan kaçık ya. Cumali, o iş öyle değilmiş. Nasılmış ya? Defne'nin oğlana hayal çizgisi yokmuş. Sözüm ona. Oğlan buna kafayı takmış. Ömer'le konuşuyor, görüşüyor diye de iki gün evvel saldırmış bizimkine. Ne diyorsun sen ya? Eyvallah, bu kadar da değil. Ömer kokanat gelip kızı korumaya çalışırken öbür oğlan kaşla göz arasında Defne'yi kaçırmış. Ömer'i Halil'i bir olmuşlar, düşmüşler Defne'nin peşine, onu arıyorlar. Telefonumu verin lan. Yüreğim indirici bunlar, yüreğim indirici. Hadi, hadi, hadi yetişelim çabuk. Cumali, nereye gidip ben de peşinden sürükleyin? Locuya Zümrüt, locuya. Ömer Defne'nin peşine düşük mü? Sorak hele Melek Hanım'la Halil Efendi'ye.
İlk defa parkta görmüştüm seni. Ağlamıştın. Seni öyle görmek kahretmişti beni. Ama tanımıyordum seni, yanına gelemedim. Sonra o akşam babamla size geldiğimizde seni öyle karşımda görünce o kadar mutlu oldum ki. Hayal ettiğin her şey emrinde olacak. Ne istiyorsan. Okul mu okumak istiyorsun, okursun. Şarkı mı söylemek istiyorsun, şarkı söylersin. Ben bunlara kızmam Defne. Sadece yanımda ol yeter. Beni terk etmene dayanamam. Adnan. Sana evet dersem buradan beraber çıkıp eve mi döneceğiz? Önce Yıldırım nikahı kıyarız. Sonra gidip annenle babanın elini öperiz. İstanbul'da bir hayat kurarız kendimize. Anlaştık mı? Nerede şu an araç? Urfa yakınlarında. Tam yerini bulabildiniz mi? Denil değil ama Urfa Antep arası bir bölge olduğu kesin. Oradaki arkadaşlar aramaları sıkılaştırdılar. Daha da önemlisi... Telefondan sinyal almaya başlamışlar. Defne açmış mı telefonunu? Şimdi geldi bilgisi, yeni açmış. Defne'nin telefonu açık mı? Tamam Murat, bir haber alırsan bize dön tekrar, olur mu? Adam bak ne yapalım biliyor musun? Annemle babamı arayalım. Onlar beni çok merak etmiştir. En azından benim iyi olduğumu bilsinler. Bir dakika, bir dakika. Bu ses nereden geliyor? Neden bahsediyorsun? Bu ne? Sen bunu arabadan aldın değil mi? Ben çok korkmuştum amcam, bilemedim. Beni kandırdın Defne. Hayır. Adnan ben onu aldım ama özür dilerim bak. Meşgule düştü. Hayır, bunlar konuşmadan önceydi. Özür dilerim. Yanlış bir şey yapmak istemedim. Bak seninle konuştuk, anlaştık. Aç şunu. Defne aç şunu. Bakalım kimleri aramışsın. Aferin. Kimseyi aramamışsın. Bir de mesajlara bakalım. Ömer'e yazmışsın. Kurtar beni. Bir de harita yapıştırmışsın. Biz seninle ne konuştuk Defne? Meşgule düşüyor, çekmiyor mu? Ha, çalıyor. Hoparlöre versene ses. Kızın yanımda. Gayet iyi. Anne! Anne yardım edin baba! O Ömer'i durdurun. Eğer buraya gelirse ikisini de öldürün. Kızımın saçına teline zarar gelsin, seni parçalarım. Son kez söylüyorum. Eğer o Ömer'i durdurmazsanız bundan sonra olacaklardan ben sorumlu değilim. Halil, Ömer nerede? Kim bu herif? İlkenmeden tehditler savurayı. Niye kimse bir şey söylemeyin? Kim bu adam? Konuşsana oğlum. Anne bir sakin ol. Biz de yeni öğrenmeye çalışıyoruz. Ne diyeceğim? Ne yaptın kızıma?
Kızının yüzünden Ömer'in başına bir iş gelirse şart olsun Melek dünyayı dar ederim sana. Şart olsun. Baba bir sus sen de. Ne susacağım ya? Kızım yalvarırım aç telefonu ne olur. Haydi haydi. Ömer'im nerede? Ara şu Ömer'i ara. Şerefsiz hanım iyi misin sen? Ha? Sana bir şey yaptı mı canını yaktı mı o şerefsiz bana doğruyu söyle. İyiyim iyiyim. İyiyim ama çok korkuyorum ben. Ne olur ne olur gidelim bir yanına. Tamam geçti. Geçti. Tamam geçti ben buradayım sana hiçbir şey yapamaz tamam mı? Anneni ara. Anneni ara çok merak etti. İyiyim ben de tamam mı? Ara iyiyim ben de hadi. Ömer'i ara Ömer'i. Delireceğim. Ara şunu ara hadi neredeymiş? Delireceğim ne yaptı kızıma? Ne yaptı kızımı nereye götürdü? Meşgul çalıyor açmıyor. Ha, Ömer arıyor. Ha, Ömer'im Ömer bari. Alo Ömer. Alo anne. Kızım. Kızım. Defne mi? Allah'ım şükürler olsun. Defnem iyi misin ya? Anneciğim yoldayız biz geliyoruz. Ömer beni kurtardı. Ömer orada mı? Neredelermiş? İyiler. Beraberler iyiler. Kızım yalvarırım. Eve dönsünler. Tamam bir dakika. Kızım bak. Biz çok merak ediyoruz. Defnem neredesiniz yavrum? Anneciğim yoldayız biz. İyiyiz. Bir şeyimiz yok tamam mı? Ömer de yanında. Ömer de çok iyi. İyiler. İyiler. Tam neredesiniz kızım biz? Biz gelip alalım seni güzel kızım. Alalım. Neredeler? İyiyiz anne, iyiyiz. Biz yoldayız, geliyoruz tamam mı? Bir şeyimiz yok, çok iyiyiz. Çok az kaldı, geliyoruz birazdan. Defne. İkinizi de öldürürüm. Defne sakin ol Defne. Defne sakin. Ömer.
Yaşatmayacağım lan ikinizi de. Defne, Ali. Defne ne oluyor? Sakin ol Defne. Defne sakin ol. Nasılmış Defne Hanım? Öyle bırakıp gitmek.